Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ekranların en çok sevilen, temizliği sevdiren yarışması Temizlik Benim İşim'den herkese merhaba. Haftanın ikinci gününde Tuzla'dayız ve yarışmacımız Sevgi. Evet. Sevgi, ne hissediyorsun? Çok böyle heyecanlı, enerjik, bomba gibiyim. Güneş beni bekliyor şu anda. Evet, şu anda tam temizlik havası var. Heyecanla eve bir an önce girip bezleri böyle sıka sıka girişmek istiyorum. Sileceğiz, süpüreceğiz, ovacağız. Tel inşallah şöyle yağlı kirli bir evdir. Yağ sucuğunu sıktığımız gibi akar. Akar, görürüz böyle. Gözle görülecek kir olsun istiyorum. O zaman hazır mıyız? Hazırım. Siz de çayınızı koyun, süpürgenizi açın. Temizlik Benim işim geliyor. Hadi. Okula giderken de çocuklarınızı çok hızlı alın ki kaçırmayın. Aa, detaylara bak. Eve gidiyoruz ve temizlik başlasın. Hadi gel. Oy 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 oy. Koltuklara bak. Varak varak. Yıkarız Kadir. Fırçalayak yıkayak mı? Parkenin üstüne. Hayal dünyasından çık, gerçeğe dön. Oo. Oho. Biz badana mı yapsak burada, ne yapsak? Buraya yağ sökücü sıkacaksın, süngerin arkası yeşil kısmı ile ovacaksın. Oho. Kız eskiden küvetler ne kadar küçükmüş öyle. Değil mi? Tuvalet yok. Gel. Gayet iyi, şanslı. Ha gayret. Ay. Anam. Ay vallahi bir an açılmayacak. Dünyanın zoppasını yedim ya. Gel Sevgi. Evet. Merhaba diyecektim ama birden genzime gitti koku. Ne kokuyor? Bir söyleyeyim mi ben? Söyleyin tabii. Üç harfli. Kokuyor. Pis kokuyor. Pis kokuyor. Pis kokuyor. Çok pis kokuyor. Evet, çok pis kokuyor. Öf. Güzel. Sizin kafanızdaki nedir? Bu şey bizim köyümüzün peştemali. Kızımın bu. Şans getirsin diye taktım. Gördün mü Kadir? Yarışmacımız hazırlanmış da gelmiş. Kızım Kadir'i çok seviyor. O yüzden böyle hazırlıklı geldim. İsmi ne? Uğur getirsin. Ecem Pınar. Buradan Ecem benim gerçek olduğumu düşünmüyor. Evet. O ne demek öyle? Yani öyle biri var mı diyormuş. Beni hayal dünyası gibi bir şey zannediyormuş galiba. Kadir gerçek değil diyor anne diyor. O abisi gibi bir şey diyor. O zaman şöyle bir şey yapın. Kadir'e bir çimdik atın. Yaptım diyor. Yaptım diyor. Gerçeğim, gitmedim. Dün hala akşam buradayım. Ne dedi biliyor musun? Anne keşke Kadir'in oyuncağını yapsalar dedi. Nereden başlayalım gezme? Sen bilirsin. Gel belki şurada İstiyor, daha iyi kokular. İstişare yapalım bence. Haftanın ikinci gününde Sevgi Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu varaklı, koyu renk koltuklarıyla dikkat çekiyor. Geniş ve ferah salonda çok fazla pislik görünmüyor. Ancak duvarlardaki lekeler gözden kaçmıyor. Kitaplık olarak kullanılan bir vitrin ve birkaç küçük eşya salonun geri kalan ayrıntıları. Bakalım Kadir nasıl bulacak salonun kasvetli koltuklarını? Oy 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 oy. Koltuklara bak. Nostaljiye bak. Varak. Salon çok güzel. Evet güzel, hoş. Parke. Peki ya halı? Halı. Halı kirli halı be. Halı çok kirli, çok kirli. O kirler çıkar diyorlar. Diyorlar mı? Evet. Biz de deneriz o zaman. Çıkar inşallah. Sevgi Hanım, duvarlara ne diyorsunuz? Direkt duvarlar gözüme çarptı. İlla ki onlar silinecek, parlayacak bilmem ne. Duvar kirli geldi bana, çok kirli geldi ama. Peki sence bu duvar silinir mi? Bence Kadir, çünkü zamanla alakalı. Çünkü bu boya kuru boya, silinebilir bir boya değil. Yıkarız Kadir. Fırçalayak yıkayak mı? Parkenin üstüne.
Hayal dünyasından çık, gerçeğe dön. Salonda hiçbir şey yok bence. Hatta benim salonumdan bile temiz yani. Sadece bu minderlerin altı kirli. Minderlerin altını bayağı bir tertemiz istiyorum. Koltuklar çok kötü. Halıyı dünkü gibi bir fırçalarsak en azından yüzünün kılı tüyü gider diye düşünüyorum. Doğru. Ama planla çalışmak gerek. Evet, kesinlikle. Direkt buraya girelim diye düşünüyorum Kadir. Sevgi Hanım gözümüzü korkuttu Kadir. Ne gibi? Duvarları yıkayalım falan diyor. Zamanı iyi kullanması lazım. Eğer işte zaman kısıtlı ama Kadir yok diyorsa bilmiyorum. Ya şaka gibi ya. Şu Sevgi, nedir ya? Hayal dünyasından çıktık, gerçeğe döndük. Tam 4 saatim var ve 3 yerim var. Diğerlerini de görelim de bir. Diğerlerini de görelim ve senden ricam girdiğin zaman planlı ilerleme. Evet. Yani daldan dala daylalara atlamama. Tamam. Peki, mutfağa gidelim. Sevgi Hanım'ın mutfağı oldukça eski görünüyor. Yıpranmış mutfak dolapları, yığılmış bulaşıkları ve açık raflarındaki tozlu kapkacağıyla zorlu bir mutfak temizliği yarışmacımızı bekliyor. Bakalım Sevgi Hanım bu mutfak hakkında neler söylüyor? Oo. Ohohoy, oyanamış. Kadir bak, farkında mısın? Dolaplar çok bizi oyalamayacak. Bence dolaplar temiz ya, yağ falan yok. Yok. Ama planlı bak Sevgi. Evet, planlı yani gidersek planlı yerleştir. Lazım. Evet, evet. Biz badana mı yapsak burada, ne yapsak? Buraya yağ sürücü sıkacaksın, süngerin arkası yeşil kısmıyla ovacaksın. Mutfakta da gene dolapların içi, pervazı, mutfağın camının oradaki, onu temizlemesi benim için çok önemli. Diğer evde de temizlenmemişti. Ama bence mutfak gayet iyi, yani burası hemen toparlanır. Bana da öyle geliyor. Bulaşık makinesi yok, İptal ha varmış. İptal etme şansın var mı Kadir, eve gidebilir miyim? Niye? Çok kötü. Korkmamalı. Yok, korkma. Bulaşık makinesi. Ben senden daha rahatım şu anda. Bulaşık makinesi de var. Bulaşıkları dizdim mi zaten etrafta kalabalık. Önce onun için temizlemem lazım. Gayet de geniş bir mutfak. Tertemiz. Tertemiz mi? Temiz tabii. Rahat yani demek istedim ben. Yani bak şu kısmı hariç bence mutfak gayet temiz. Şimdi ne yapıyoruz? Banyoya gidelim. Banyoya gidelim, evet. Gel. Evimizin banyosu küçük ve derli toplu. Ancak bu daracık alan bile oldukça kirli. Küvetin rengi pislikten değişmiş, kapı ve pencereye tozlar yapışmış. Armatürlerse kireç bağlamış. Çamaşır makinesinin bile sığmadığı bu küçücük banyo, bakalım yarışmacımızı ne kadar uğraştıracak? Yok, burada. Yok Kadir, fayanslar eski ama öyle çok şey değil ha. En azından ders araları yok Kadir bak. Küvet biraz detay belki. Küvet kutu kadar. Kız eskiden küvetler ne kadar küçükmüş öyle. Değil mi? Kübanca banyo gayet güzel. Spatula olsa da oraları bir döksek ne güzel olur var ya. Şurayı falan Allah'ım kalsak. Yeri bıraktı göklere bakıyor ya Rabbi ya Resulallah. Tabii çok. Banyo çok güzel. Bu banyo da güzel Kadir. Mutfak da çok değil. Biz direkt salona girelim. Bence de. Bastıra bastıra devam edelim. Ama bir şey diyeceğim. Yandaki tuvaleti de unutmayalım. Ha, onu diyecektim. Ha. Tuvalet yok. Gel. Gel. Gayet iyi, şanslı. Banyonun derzlerini kirli gördüm. Ona dikkat edeceğim zaten. Özellikle derzlerine dikkat edeceğim. Bir de küvetin kenarlarındaki derzlerde bir koyulaşma vardı. Onu Sevgi'nin çıkarabileceğini düşünüyorum. Sevgi iddialı bir arkadaş. Ha gayret. Ay, niye açılmadı o? İçeride kaldım diye korktum valla. İçeride kaldığımı geç, kokudan ölürsün. Ha, orada kalsaydınız bugün gitmiştiniz. Ay, resmen okul tuvaleti gibi kokuyor. Bir de bana sor. Oy Kadir. Şu an birinci sınıfım aklıma geldi. Gel biraz daha yakından bak. Berbat, buradan berbat. Buradan her şey görünüyor. Berbat. Evet, ben normalde uzağı göremiyorum ama görülmeyecek bir şey yok. Gayet halay çekiyor hepsi. Borun tepeceğim ben bugün bunlarla. Kadir, spatula istiyorum. Bunlara bak. Onlarla işiniz yok sizin. Burada sadece tuvalet taşı temizlenecek. Emin misiniz? Eminiz tabii Sevgi Hanım. Yarışmanın kuralı bu. Fazladan süre arttırırsan girsen her yere. Yaparız ya. Allah'ım neyle ayrı bir dünyada. Kendine gel. Ben yani yaparım. Ben kendime güveniyorum. Hadi peki. Kadir. Sevgi kendine güveniyormuş. Buradan da o enerji kokuyu aldık. Deterjanlara süpürgemizi alıp salona geliyoruz. Evet, kendime geldim. Siz burada kalın. Sakın o kapıyı kapatma Kadir. Anam!
Ay vallahi bir an açılmayacak. Hadi gel 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 gel. Dünyanın sopasını yedim ya. Benim oyuncağımı yapsınlar. Sen arada al eve götür götür. Evet salonda görüşmek üzere. Azıcık daha ver, uzağa versene kollarını, parmaklarını mermere vuracağım. Boyun kadar kolum var Kadir, Allah'ın aşkına. Ama dilin boyundan uzun maşallah. Aa esnaflar tam müdik kitabı. Öldüm de şu notaları hayatta ezberleyemedim. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Gözlerini belertmezsen yaşayamazsın. Bizim aile safari gibi. Güçsüz olan kaybeder. Aslanlar Vadisi bizim sülale. İyi ama. Yürüyemin günleri kalaylı, ah kalaylı. Mehmet'im gitti. Arap kızı geliyor camda. Anladım, teşekkürler Türkiye. İnce giyerim ince pembe yakışır genceye. İnce giyerim ince pembe yakışır genceye. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Aa Esrah birden daha. Hemen tulumunu değiştirmemiz lazım, daldık. Tabii dış ses olmasa bunu düşünemiyorduk. Allah bizi kahretmesin. O adam olmasa ne olacak ben bilmiyorum. Gemilerde talim var bahriyeli ya. Rihim var. Evet. İşe geldik, buradayız. Biz bu işte ustayız. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Üç, iki, bir. Durun bir dakika. Uzun zamandır minnoş özlemiyle yanıp tutuşuyorum ben. Önceleri hiç sevmiyordu, şimdi ayrılamıyor. Hele hele minnoş. Ayol. Biliyor musun? Yok. Şey, Cansu yatıyor. Bu ne çirkin dans ya? Ben bunu hayatta... Kadir, sen yap da görsün Sevgi Hanım. Bak, tamam. Bak, önce... Kendi eksenin etrafında dizlerini çeviriyorsun. Ya horun tepelim, ne yapacağız bak, onu ya? Hele hele minnoş minnoş minnoş. Hele minnoş minnoş minnoş. Sen hele beceriyorsun. Basti'nin canını almasın. Başladı süre. Süpürgeyi atıyoruz ortaya. Kadir, ben hemen suyumu alıp geliyorum. Deterjanlarımla birlikte camlara giriyorum. Hadi bakalım, ikinize de kolay gelsin. Normalde boğulmam lazım şu an öksürükten. Öksüremedim, hayret. Niye diye kendini boğacaksın sonunda? Kadir, bunlar sence makineye sığar mı hepsi? Hepsi sığar. Niye sığmaz teker teker? Sök. Kadir. Gel buraya. Gel, gel az gel. Nereye geleyim Kadir? Aşağı salacağım. Ya ben de sirkelemeye karşıyım biliyor musunuz? Fırçanın ucuyla bunu adam akıllı süpüreceğim. Bu nedir ya? Hangi şeyde yaşıyoruz halı sirkeliyoruz ya? 2028'de de gitsek halı yine sirkelenecek. Kendi kendinize modernlik çıkarmayın. Bir. Kız bana bak aşağı. Balkonla aşağı düşmeyelim. Sus. Bir, iki, üç. Bismillah, dur Kadir sen. Hadi bir, iki, üç. Ya Kadir. Nalet olsun şu balkona demin yok ki ayaklarımız. Bir, iki, üç. Ah benim kocam olaydı şimdi, ne sikelerdi bunu var ya. Bir saniye. İki, üç. Az aşağı ver, uzağa versene kollarını, parmaklarımı mermere vuracağım. Boyun kadar kolum var Kadir, Allah'ın aşkına. Ama dilin boyundan uzun maşallah. Evet. Hadi. Çocuk gibi silkelediniz. O neydi öyle? Ama halı çok ağır, gerçek. Ses bile çıkmadı halıdan. Ama halı çok ağır. Sizin içinize sindi mi? Sinmedi ama halı çok ağır. Nasıl silkeleyeceğiz ya başka? Buna şey lazım. Baba yiğit bir adam lazım. Varsa gelsin. Kocanızı çağırın. İşte o olsa mermenin var ya, üstüne çıksak çok güzel silkelenir de ona da izin vermiyor. Kadir hadi. Ya düşersen ne olacak? Kadir hadi bir. Kadir sakın al. Ha. Bir. Olmaz mı? İki. Kadir bence yeter.
Pis ses bizi kandırıyor şu anda. Şimdi Şeynaz gibi halıyla aşağı yuvarlanıyor. Ben de mi gelsem acaba? Haydi gel, hadi. Gel gel. Olur hadi. Biz sen bırak senin etinde evet, bulunmadı koca hadi halıyı. Ya. Siz ortaya geçin. Bunun kolları kısa, mermere vuruyor bir, kolu. Bir, iki, üç. Allah sizi ne yapmayayım ben. Ha gayret. Kız sen bir çekil hep halıyı bozdun. Ben gidiyorum cama gireyim. Sen git git bunu hadi, bırak bunu. Kolu yetişmiyor onun. İyi de işi bize bıraktı gitti. Bırak bırak zaten kolu kısa onu yap. Ama benim ellerim soyuldu. Kıyamam ben sana Nazlı karnımı büzmeye çağırı. Gel öpümde gitsin. Mikropludur senin öpücüğün. Tut şunu beni sinirlendir. Dur şunu tersine çevirip yapalım. Öyle silkelenmez halı. Elimi soydu. Ay sen tersten tut bak şöyle parmağını halıya getirecek. Ne yapacağım? Vuracağız hadi bir iki. Üç. Aa Kadir burada yeni halı var bunları sereriz Kadir. Bunu silkeledikten sonra mı söylüyorsun hadi. Tamam bırak tamam yeter. Heh. Az çek yarıya atalım. Bak parmağıma ne oldu? Oy ölsünler senin parmaklarını. Oo buraya bak Kadir hey Kadir hey. Küçücük şey. Hadi canım sen de. Biz de olsak 50 tane laf söylerdin. Ben halıyı kesinlikle temizlemesini istiyorum. Çünkü salonda hiçbir şey yok. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Ben camı siliyorum. Tamam ben sen, ne yapayım? Bence sen kitaplığa girebilirsin. Vitrine mi gireyim? Evet sana basit gelebilir peki, ama bence oraya... Yerleri süpürmeden camları siliyoruz. Hiçbir şey olmaz. En son benim bir bezim var. Onunla bir alıyorum. Ne toz kalıyor ne bir şey. Önemli olan içeride bir şey sirkelememek. Peki süpürgeyi açınca o toz camlara kalkmayacak mı? Süpürgenin o filtresi var ya ona ıslak bez koyarız hiçbir şekilde toz kalkmaz. Vay tüyolara bak Kadir. Süpürgenin filtresine ıslak bez koyacağız. Arkada HEPA filtre var ya. He? Oraya ıslak bezi koyuyoruz hiçbir şekilde toz kalkmıyor. Peki o zaman ben vitrine giriyorum. Sen gir oraya o hayrına oraya bir sevapla. Ufakla. Ama bir şey söyleyeyim mi Kadir? Bende asimetrik hastalığı var bak. Ne? Düzeni bozma. Aynı şekilde diz. Benim kitapların hepsini kaldıracağım orada. Ha bir soru bitmeyeceğim mi geri? Gideyim su getireyim. Çok da kirli değil sanki değil mi? Neresi? Cam. Hı, gelin de bakın. Buradan temiz görünüyor. Vallahi böyle ya üstten evet yüzeysel sanki böyle çok fazla yok ama benim arkadaşlarım bana çok güvendiği için ben de kendime güveniyorum. O yüzden araları inceleyeceklerdir diye düşünüyorum. Hatta sizden bir tornavida rica edebilirim. Şimdi diyecekler ki bu odada çok detaylı bir şey yok. O yüzden onların söyleyeceğini söylüyorum. Odada çok detaylı bir şey yok ama Sevgi Hanım'dan biz duvarları yapmasını istedik diyecekler. Ama gel gör ki bu çerçevelerin burasını yapmazsak benim canımı okurlar vallahi. Hele Betül Hanım'dan var ya neler bekliyorum. Allah'ım ne eleştiri bekliyorum var ya. Siz boş verin onu. Siz buraya yarışmaya geldiniz. Doğru diyorsunuz. Her gün yaptığım iş. Ben niye burada değilim dedim ya. Ben ne yapıyorum evde tek başıma bezle çırpınıyorum anca. Gidiyorum başkasının evine çırpınıyorum anca. Dur dedim hele bir Kadir gerçek mi? Dedim bir ona bakayım dedim. Yani kızınız için kontrol etmeye geldiniz. Benim kızım diyor ki anne Kadir gerçek değil bence diyor. Sanki diyor gözleri kocaman ya diyor abisi gibi diyor. Kızım dedim gerçek gerçek. İnanamıyor gözlerine çocuğum. Hatta dün akşam diyor ki abisi. Dış ses. Evet. Anne diyor sen böyle hafif biraz suratımı boyalı gördü ya. Anne sen böyle yap, elini böyle yapmış. Şimdi böyle yapamıyor, şöyle yapamıyor. Anne sen makyaj mı yaptın? Yoksa Kadir'le yemeğe mi çıktın? Yok kızım dedim ne Kadir'le babam beni keser nereye yemeğe çıkayım dedim Kadir'le. Senin o kızı neye bana kafayı takmış? Çok fena ama çok seviyor. İnanmıyor Kadir, sana inanmıyor. Nasıl inanmıyor? Senin gerçek olduğuna inanmıyor. Çizgi film falan mı zannediyor? Seni abisi çizgi film karakteri zannediyor biliyor musun? Onun gözleri kocaman diyormuş. Onun gözleri kocaman diyor. Anne gibi diyor, çok güzel diyor, anne diyor. Ay bismillah. Sen niye getirmedin? Çok yok, uzak Kadir, yoksa öyle isterim ki. Var ya şansıma Kadir. Babası bugün izinli. Eşim hep trafikte normalde Kadir biliyor musun? He. Ama çok uzak nasıl gelsin? Eşin ne iş yapıyor? Eşim şoför. İzinliyse çok... getirseydi ya. İşte izinli ama çok uzak değil mi Kadir? Nerede ki? Yenibosna'da. Bahçeli Evler Yenibosna. Dünyanın büyüğü. Ben şimdi bu vitrinin içindekileri komple içeri götürüyorum. Güzelce. Vallahi Kadir. Vitrini bir parlatacağım. Ben sana söyleyeyim. Söyle. Gelin adayın yok ama. Bugün kaynanan burada. Kaynana? Evet ben. Yandım. Benim iki tane kaynanam var biliyor musun? Niye kayınpeder iki evli mi? Yok. Bir tanesi gerçek kayınvaliden bir tanesi de kızım. Ha o da kaynana. Ya. Asıl kaynana o zaten. Kaç yaşında? 5. Ama de ki 50.
Öyle bir çene küçülmüş, var. Büyülmüş de küçülmüşler de. Çok fena, çok. Sanki anası çok sessiz bir şey de kızına diyor. Anasına bak, kızını al demişler. Kadir. Hiç kusura bakma, sen de çok kolay bir lokma değilsin. Kadir, hastaneye gidiyorum ben. Niye? Parmağıma dikiş attıracağım. Ola, amma büyüttü be. Yemin ediyorum. Şu an Nesla seni görseydi dünyanın lafını. Diyecekti ki, ola bu da kendini iyi şaşarttı. Ama parmağımı halı kesti. Kağıt kesen duydum da halıyı ilk defa duydum. Kız alt taraf halının kenarına parmağını sürtmüş. Benim canım kıymetli. Benim onun acısı kötüdür Kadir, bak benim yakar ha. Benim yaparken başıma bir meteor düşmediği kalıyor. Dokunmayın Kadir'ime, gariptir. Şimdi kocam diyecek, diyecek. 8 senelik evliyiz, bir tane şarkı söylemedim ha. Bence de söyleme, iyi ki söylememişsin. Ne nota var, ne bir la, ne bir sa, ne bir fa. Önündeki kitaba bak Kadir. Aa, Esrahtar Tanbidik kitabı. Öldüm de şu notaları hayatta ezberleyemedim. Dağlar... Bunu bilmiyorum, geçiyorum. Salat-ı Ümmiye, onu da bilmiyorum. Oku, bilmiyorum deme, İndim oku. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim. Bak. O getirdi başıma. Bak orada es sol veriyorsun. Ondan söyleyeceğim. Gelemem ben, gidemem ben. Her güzele gönül veremem ben. Aç kollarını sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Bak, biliyoruz Allah'tan ki. Rahmetli Beethoven görse mezarında ters dönerdi. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevdan olmasaydı... İçten söyle Kadir. Yangın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Ay şaka gibi diyeceksiniz, ne kadar oyalandı. Lütfen ekran başındakiler öyle düşünmeyin. Resmen böyle zift olmuş ya. Eskinin şarkıları daha bitti. Bak son bir şey daha bulayım size. Aslında var aşağıda şey yok. Yıkayacağım bu camı. Uf çatır çatır böyle köpüklü. Takacağım hortumu. Camı yıkayacağım mı diyor aşağıda? Aşağıda yıkayayım diyor. Anladım. Peki teşekkürler. Bol köpüklü Kadir. Bir de su tutacaksın aşağıda. Aksın. Bu neymiş? Flüt. Bu nasıl açılıyor ki fermuarın? Ya ben bezleri beğenmedim Kadir ya. Yani... Sen bence doğru bezleri almadın. Yani sanki bezler böyle yağlı gibi geliyor elime. Çok saçma ya. Gerçekten ne tuhaf şeyler bunlar. Bunları kullanabiliyor muyuz Kadir? Tabii kullanabilirsiniz. Yani daha olsan o derecede yer oturmuş artık buna. Etmiş. Kadir ya. Sen onu niye ağzına sürdün Kadir? Kaynatman lazım. Tişörtüme koydum. Dur sen. Ben orasını biliyorum. Bir sen temizle zaten. Sen üfle ben çalayım Kadir. Şey... Okul şarkıcısı gibisin. Hadi üflesene. Dur be, ciğer bu da. Yarıda kaldı. Nefesim gitti. Şeyi çalsana. Arap kızı geliyor. Onu biliyor musun? O ne? Do re 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 mi fa sol le do re 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 mi. Nasıldı? Do re sonra? Arap kızı geliyor cam. Anladım, teşekkürler Türkiye. Kadir hadi biraz temizliğe dönelim. Baksana Sevgi Hanım arı gibi çalışıyor. Sevgi Hanım dikkat edin, rakipleriniz sizi izliyor. Salona girdiğimde Sevgi için şaşırdım açıkçası. Söylemiştim ben onu kendime rakip olarak görüyorum diye. Camlara takılmıştı. 37 dakika falan geçmesine rağmen hala oradaydı ve hiçbir şey yapılmamıştı.
Vallahi detaylı çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Hiçbir şey ellemeden direkt camlara başlamış. Yani bayağı detaylı telle oraları böyle kazıyordu. Bence çok zaman kaybedecek gibi gözüküyor. Salonda temizlik tüm hızıyla devam ederken Sevgi Hanım'ın rakipleri birer ikişer gelip yapılan işleri incelemeyi sürdürüyorlar. Salonda camlar kalmıştı. Hala koltukların içindeki kırıntılar duruyordu. Camları çok güzel temizledi. Detaylı, titiz bir temizlik yaptığını gördüm, gözlemledim ben. Sevgi, kaç senelik evlisin? 8. 8 senelik. Aslında 8'i de oldu. Buçuk aslında, 8,5. 8,5. Evet. Eşin nereden tanıdın ya da nerede tanıştınız? Kardeş, çok güzel arkadaş. Bir soru sordun. Çok ya güzel hayırdır. Bir soru sordun. Çok manidar bir tanışmanız var. Yani değişik bir şey oldu ya. Böyle içime doğdu diyebilirim, biliyor musun? İçine doğdu? Hissettim ben onu. Nasıl hissettim? Böyle küçük böyle bir mağaza var, giyim mağazasında çalışıyorum. Mağaza daha yeni açılmış Kadir. Sen mağazada çalışıyorsun? Evet, giyim mağazasında. Daha yeni açılmış, düzen yapıyorum. Peki. Bir mağazanın ikinci şubesi açılıyor diyelim sana. Meğer bu mağaza da onun halasının mağazasıymış. Halasının? Evet. Bir gün eşimi dükkanın önüne geliyor. Böyle konuşuyor sürekli falan filan böyle. Bir ses aldım. Benim kulak aynen böyle tam bu tarafıma doğru, sola doğru. Allah'ım dedim. Kulak döndü. Kulak döndü direkt. Bu nasıl bir ses dedim. Bu sesten ne güzel baba olur. Bu sesten ne güzel yemin baba olur. Yemin ederim bak, ne tip görmüşüm ne bir şey. Allah'ım dedim, bu sesten ne güzel baba olur. Ya bu bir bant kaydıysa? Ya bildiğin. Bu sesten ne güzel bir baba sesini olur. Sesini telefonda duyunca aynı sen de düşüneceksin. Aynı sesten gibi. Baba olur da nasıl anlatın? İşte tam benim sesim gibi. Es sakın ya bunun gibi olsaydı. Sonra böyle bir sesine aldanıp da gelseydin. Piyango derken ya amorti hissettim. Çıksaydı. Böyle resmen kalbime bir şey oldu. Dedim bundan ne güzel koca da olur yaptım böyle kendi kendime. Yani ne baba olunca otomatikman koca oluyor zaten. Ne dedin dışarı çıkıp? Ondan sonra... Beyefendi bakar mısınız sizden? Çok güzel baba olur. Nasıl öyle bağladın işi? Sen ya, o işi buraya ama kadar nasıl getirdin? Sanki gerçekten bunu hissettim ben orada. Size söyledim. Sana bir şey söyleyeyim. Sana şimdi daha şey söyleyeceğim. Bak ne söyleyeceğim sana. Meğer oraya niye gelmiş biliyor musun? Niye? O benim patronumun onun arabasını almaya gelmiş. Niye biliyor musun? Sevgilisinin yanına gitmek için. Patronun oğlu, sevgilisi de var. Patronun oğlu da onun kuzeni oluyormuş. Onun arabasını almaya gelmiş ki sevgilisinin yanına gidecek. Tam bir Türk sineması. Ondan sonra Kadir ses aklımda kaldı. Adamın gözü bende kaldı, benim gözüm adamda kaldı. Ama adam sevgilisinin yanına gitti. Ne olacak? Şansıma patronun oğlunun da telefonun faturası kapandı. O da benden aradı mı onu? Bak şimdi. Bak kısmeti görüyor musun? Bir şey yazılmış ama ya. Ama bir şey evet. Nasıl yollar ilerliyor? Önce evet. Orada buluştular. Fatura kuzenin telefonunu kapandı. Onu ondan aramak zorunda kaldı. Kadir aklımdan ses gitmiyor. Allah'ım diyorum ne yapacağım? Daha denk gelmeyiz diyorum. O kadar keşke denk gelmişiz. Keşke kaydetsin. Açar açar dinlerdi. Ama sevgilisi varmış yani. İşte o yüzden olmaz. Şuraya otur. Hala olayın şeyine bağlama. Aynı şey. Tamam. Şimdi benim söylediğim biçimde anlat. Telefon numarası sana geldi. Okey. Sen onu kaydetin. O da seni kaydetir. Tamam mı? Tamam. Tamam. Kaydetmedik sen... ya. Sen nasıl dinliyorsun? Numarayı kaydetmedin telefonuna. Kaydetmedim. Ama adam arama biliyor o numara senin olduğu. Evet, o anladı. Tamam, peki seni nasıl aradı? Beni aramadı işte. Bak ben sana söylüyorum. Biri oldu, iki oldu, üç gün oldu. Aklımdan çıkmıyor. Yalandan 3-4 gün sonra. Bir hafta belki geçti. Kimsini yazdım yalandan. Ama biliyorum kim olduğunu. O da yazmış ki ben de senin mesaj atmanı bekliyordum. Vallahi Kadir. Kimsin deyince... Keşke o zaman dokunmatik telefon olsaydı da dursaydı elimde o. Demedin mi? Niye hayır dedin? Ne münasebet dedim. Sen kimsin? Bak hem satışıyorum hem hattını alıyorum. Allah'ım sen bana sabır. İstemem yan cebime. İşte öyle oldu. Sonra işte bir günaydın yazıyor. İyi geceler yazıyor. Mesela o zaman hani böyle sözler vardı ya. Evet. Onları atıyor bilmem ne falan. Ben de yalandan ilgilenmiyorum. Yalan. Ölüyorum böyle sevincimden yani. Koca bulmuşsun, neyin derdindesin? Ama hiç aklında bir şey yok biliyor musun Millet Kadir böyle? Ağlıyor evlenemiyorum diye ayağına kısmet gelmiş hala ağırdan satıyor. Sonra biz neden evde kaldık? He devam et. Ondan sonra sen kimsin falan filan. İşte dışarı çıkalım bir gün oturalım muhabbeti oldu. Ay dedim ben öyle dedim boş boş gezmem ben ciddi düşünmediğim sana niye dışarı çıkayım? O da yazmış ki ben ne de daha... Ne yapacaktın ilk buluşmada nişanlı yüzüğü mü takacaksın? İşte bak bana bak. Ne bileyim öyle bir şey yani o içime doğdu zaten benim. Boş görüşme ben bunu kafaladım. Bir de patronunun yeğeni ya insan kendini kötü hissediyor. Hani ne alaka? Estağfurullah. Ne öyle alaka? Oluyor yani. Yani. Ondan sonra bir hadi dedik bir yerde oturalım falan filan derken muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Sinemaya girelim mi dedi. İyi hadi girelim dedim ama arkadaşız.
bildiğin ilk buluşmanız ama evet, zaten. Evet, onun hani kız arkadaşını falan konuştuk o gün yani nereye gitti falan. Dur ben onu unuttum. Kız sen bu adama mesaj attın da bu adamı sevgilisi. Ayrılmış o gün o sevgilisine aynı gün. Peki tamam sinemaya gittiniz. Sinemadan bir çıktık biz böyle. Sonra 8 ay konuştuk, 8 ay sonra nişan oldu. Biz 8 ayda nişanlı kaldık, sonra evlendik. Kepengin ucundan bir sesi duydu, 8 ay konuştu hemen ev. Ama Kadir, mağazanın bitişindeyken de görüyordu. Millet yüz yüze bakıyor senelerce, hala bir tık yok. Millet sesini duyuyor, evleniyor. Ses ne kadar önemli bir şey, gördün mü Kadir? Millet senin de peşinde, az yüzünü göstersen. O zaman peşimi hiç bırakmazlar. Evet, yemin ederim karı seti basar. Bekar mı? Evlendirelim mi? Evli bir tane çocuğu var. Sen bekarsın. Bir bakmışsın, ertesi gün çocuk mu? Kadir seni evlendirelim mi Kadir? Seni evlendirelim mi? 28'imde inşallah. Kaç yaşındasın? 25 yaşında. 25'ime gireceğim. Boşlar 30'una kadar evlenme o zaman. 26'da birini bulsam, 27'ye kadar konuşsak nişanlı, sözlü, bizim o işler biraz uzun sürüyor. Senin işin zor şimdi ya. Çok detaylı. Sen şimdi çok zor ya. Hiç kimseyi beğenmezsin. Yo ben beğeniyorum. Ya ben ama... Hayır. Bende problem yok. Ben bugün minibüste görsem aşık oluyorum. Beğenme de derken şey temiz olacak. Ha bak ben çok temiz olsun tamam. Hadi temiz ol, çok temiz olmadı. Orasını al, Allah affetsin, ne yapayım bulamıyorum. Yok. Ben diyorum güler yüzlü olsun, hani böyle sıcakkanlı olsun gittiğimiz güzel yerde. Güzel yemek yapsın. Güzel yemek yapsın. Bu da evde güzel yemek yapmıyor. Fast food yiyor hep ya. Güzel yemek yapsın, güzel sohbet etsin, böyle lafı dinlersin. Yani bizim ailede bir ortama girdim, Kadir'in hanımı geldi desin, bir belli olsun. Biri laf soktu mu, gülerekten alttan o lafını geri yedirsin, anladın mı? Aynen öyle şekerim, sen de öylesin. Canım benim, senin kendi sinsiliğine sağlık, senin yaptıklarını da biliyoruz desin ya gülümsesin. Aynen. Bunu istiyorum. Bunu bulsam amenna. Sonra o zaman değil mi? Sen ne kadar fesat çıktın. Ya bizim ailede öyle olmazsan yaşayamazsın tatlım. Aa, biz de öyle sakin ve saflara yaşamıyor. Ya yaşasın kötülük. Bir hafta sonra ölüyorlar. Gözlerini belertmezsen yaşayamazsın. Bizim aile safari gibi. Güçsüz olan kaybeder. Sana böyle biri çıkarsa... Aslanlar Vadisi bizim sülale. İyi oğlum. Yani onun için temizliği ben kendim hallederim. Zaten o yapsa da benim içime sinmeyeceği için. Sen daha bir yaştan sonra hem temizlik yapacaksın. Yaparım, onu yapacaksın. Yeter ki çocuğa baksın işte. Ooo ne güzel. Güler yüzlü olsun ama ben beğeniyorum, annem beğenmiyor. Annem beğense halam beğenmiyor. Senin anneyi bizim mahalleye getirmek lazım biliyor musun? Sana diyorum bak ben bugün minibüste görsem hemen aşık olurum. Ben çok çabuk aşık olan bir insanım. Annen senin huyunu biliyor. Herkese aşık olacak diyor bu o yüzden. Ha, o yüzden. Annen onun yüzden çok iyi tanıyor. 28'ime kadar bekliyorum. Anneni bizim mahalleye bekliyoruz Kadir. Niye sizin mahalle? Şen şakrak. Mahalle. Oo bizim mahalle. Bizimki gibi mi? Sizin bina var ya, sizin binanın 5 katı diyeyim ki bizim mahalle. 4 blok böyle bina. Tam bir dün gittim ya, böyleler ha. Sevgi'yi ne yaptın? Kaç verdin? Nasıl çıktı? Huylu mu, huysuz mu? Kötü mü, kötü mü? Temiz yaptım böyle. Hangisi aşağı diyor? Bakıyorlar. Ben buraya nasıl geldim biliyor öyle musun? Bir bakıyor ki. Ben buraya bir komşumun, senin hemşerin onun sayesinde geldim. Aa. Fatma abla. Kadir. Temizlik yarım kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Bu apartman hikayeni salonu bitirdikten sonra dinleyeceğim. Çünkü şu camı da halledelim. Kalk. Ne de olsa evlendin artık. Evet evlendik. Amacımız oydu. Seni evlendirmek. O hikaye de var. Daha dur. Bir insanın sesinin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Unutmayın evet. Kadir var ya bir konuşsan dersin ki sevgi sen çok yorum yapmıyorum. Keşke telefonda sesini duysan böyle yapsan. Özelden arayalım mı Kadir? Kimi? Eşimi. İşletelim mi? Ne yaptın? Nasıl işledin? Ben çok güzel seyit bak şey... 5 dakika sonra arayalım Kadir. 5 dakika sonra eşini işletiyoruz. Saat bekleyin. Kaç, saat kaç ona göre çok agresif oluyor. Bekleriz sen dert etme. Kadir böyle yapıyorum. Mesela arıyor ya... Dur bekle bekle bekle. Tamam, heyecanlı tamam, kaçırma. 5 dakika sonra geliyoruz. Sil 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 sil. Evet benim sevgili seyircilerim. Makinamıza çamaşır atarken kesinlikle %100 dolduruyoruz. Peki neden? Şimdi söyleyeceğim. Güzelce makinemizi doldurduk. Peki neden %100'ünü dolduruyoruz? Makineyi %100 doldurursanız yılda 55 lira sudan, 110 lira da deterjan masrafından tasarruf edersiniz. Yani... Bunun yerine pazar alışveriş yapabilirsiniz. Evinize başka bir şeyler alabilirsiniz. Çünkü ülke olarak su kıtlığına doğru gidiyoruz. Makineyi yarım doldurduğunuzda fazladan su faturası ve deterjan masrafı ödüyorsunuz. Bizim mahallede bir Naciye abla vardı. Töbe ki bu makinenin kapağı değil kapanmazdı. Kadınla dalga geçiyorduk. Meğersem bildiğinden yapıyormuş. Size sesleniyorum. Makinenizi %100 doldurun. Kesinlikle yarım makine çalıştırmayın. Makinamızı doldurduk. 160 lira tasarruf ettik.
Benim için tek güçlü rakip Sevgi. Diğerleri hiç bana güçlü gelmiyor. Kadir, şu duvarı çok az aldım ama. Sevgi, bir şey diyeceğim. Buraya kadar sildin ama devamını silmen gerekecek. Çünkü iz kalıyor. Yarıdan geriye puslu puslu duruyor. Daha öncekiler çok sildiler. Keşke bence hiç duvara girişme. Boy olsa da boyasak keşke. Ne oldu başka? Tekrar. Şu kapıyı hallet. Tamam. Ben şu yeri süpüreceğim artık tamam. Çünkü ayağımın altına zibiller geçiyor. Hadi şimdi ben camları sildim ya. Tamam. Sen o yeri süpüreceksin ya. Evet. Normalde evet önce süpürmemiz gerekiyor ama ben artık camlara girişmiş oldum. Tamam. Nasıl bir önlem elektrik alacağız? Elektrik süpürgesinin HEPA filtresinin olan kısmına ıslak çok sıkılmamış bir bez koyuyoruz ki oradaki toz uçmaz ama yine de camlara uçmasını engelleriz. Bezemiyor evet, yani. Hadi bakalım yapın da görelim nasıl oluyormuş. Dur. Ben bir alayım. Islatıyor. Evet süpürgemizin HEPA filtresi. Şöyle getir şu kısmına. İzleyicilerimize göster. İçeriden hava çıkacak yani olan. Yine tabii ki en başta süpürmeniz daha karlı ama oldu ki atladınız. İnsan evet. Beşer beşer şaşar demiş. Yani şöyle insanın canı cam silmek istedi. Camlarını sildi. Ya bir de evi süpüreyim oldu. Ters iş oldu ola ki. Bizimki olur. Gibi benimki gibi. Şöyle uzun bir bezi alıyoruz. Şöyle at bir saniye izleyici bir görsün. Şöyle. Uçmasın diye buraya sıkıştırabilirsiniz. Tokada şöyle buradan yerleniyor. Bu. Oradan yerleniyor ama buradan eğer toz çıkarsa aslında o da süpürgenin pisliğiyle alakalı. İnsanlar onu temizlemiyorsa toz çıkmıyor. Ha ki çıkarsa bu buradan ona öyle öyle yapışıyor. Bezemiyor. Bakalım beze ne kadar toz geçecek ben de merak ediyorum. Bizim süpürgemiz orayı, temiz Kadir. Sen orayı süpürürken ben şu koltukları iteyim şuradan bir süpürge açmaya devam edeceğim. Kadir tamı tamına bir saatimiz geçti. Kız tamam. Tam bir saat geçmiş daha iki cam sildik. Ama çok çık, kötüydü, çık, Kadir. Çık 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 çık. Yüreğimin gülleri kalaylı, ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri alaylı, alaylı aman aman. Fistan giymiş etekleri alaylı, alaylı aman aman. Oh oh! Var ya parlıyor ya Kadir. Oh. Sanki böyle insan işlerim var. Kadir. Efendim. Makine yürüyor. Nasıl yürüyor? Tamam ayağı oynamış bir şey olmaz. Korkmayın. Allah'ım bir makinamız vardı sağlam o da gitti. Nasıl yürüyor bu? Döndükçe yürüyor baksana şuna. Gene geliyor. Yavrum iki dakika dur. Bak beni bekliyor. Elimi sürdüm durdu arkadaş. İyi de makine durdu. He niye durdu şimdi o? Bitti galiba. Burada yıkama yazıyor. Yıkama yazıyor. Sen bunu niye yıkıyorsun? Ne tarafa kusuyoruz? Niye durdu bu? Su alıp verecektir. Bir şey yapacaktır belki. Bak su veriyor. Onu niye bıraktın öyle Kadir? Bilerek ben onu çıkardım. Deterjan niye? Tuvalet yumuşasın. Biraz kafayı kullan. Sana da oyuncak lazımmış. Hemen kendine pay çıkardın. Sen de var ya nerede oyuncak şey ve onların başını bekliyorsun. Gel. Sevgi temizlik sırasında bence üstündeki heyecanı atmalı. Çünkü dünden beri benim gördüğüm kadarıyla da biraz tedirgin, heyecanlı bir arkadaş. Sevgi Hanım unuttunuz galiba. Hani kocanızı arayıp işletecektiniz? He İsa. Saat kaç? Ay o da şey için uğraşıyor. SRC belgesi alacak. Onun için koşuşturması vardı ama. Hadi arayacaksanız arayın. Heveslendirdiniz madem yapalım. Sevgi yapar bence çünkü hani kendine çok güveniyor o da. Hani ondan o şeyi bekliyorum temizliği. Alo. Efendim. İyi günler. İyi günler buyurun. Emrah Toprak'la mı görüşüyorum acaba? Kim arıyordu beni? Sevgi Toprak'a ulaşacaktık ama fakat biz ona ulaşamıyoruz. Telefonlarına cevap vermiyor. Pardon siz necisiniz? Nereden arıyorsunuz? Ben bir yarışma programından arıyorum şu anda. Kendisi bizim yarışmamıza fon doldurmuş. Ama kendisine evet. Ulaşamıyoruz. Hak talep edilmiş. Bunu bildirmemiz gerekiyor. Görüşmeye gelmesi gerekiyor. Nasıl ulaşabiliriz acaba? Vallahi telefonu kapalıysa ulaşamazsınız hanımefendi. Kapalı değil ama açmıyor telefonunu. Sevgi, ben de makara yapma. Emrah, anladın mı? Ya makara yapacak sırası değil ki ama sevgicim ben dışarıdayım ama. Sen müsait mi değilsin? Dışarıdayım evet. Ama şu an Kadir seninle görüşmek istiyordu. Tamam ben bir konuşayım. Biz seni işletmek istedik ama sağ ol yani çok güzel motive ettin bizi burada. Emrah. Emrah Kadir. Kadir seninle görüşüyor şu anda. Emrah Bey merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Merhaba Kadir Bey nasılsınız? İyiyiz valla şu anda temizlik yapıyoruz. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettik herhalde müsait değildiniz.
Ya olur böyle şey. Evet biraz böyle oldu. Siz kusura bakmayın, biz sizi meşgul ettik. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizin sağlığınıza dualıyız. Allah razı olsun. Şeyi soracaktım, eşiniz sizi en çok evde hangi konuda darlıyor? Mesela çok takıntılı mı bu temizlik konusunda? Tabii takıntılıdır yani, biraz öyledir evet. Yani evde en çok hangi konuda sizin üstünüze geliyor? Biraz temizlik konusunda. Bıktırıyor mu? Evet. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bütün önce oradan alabilirsiniz. Yani. Sen merak etme, burada burnundan getirmezsen ben. Emra. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Emra bir ıslığını çalar mısın? Ne ıslığı çalayım ya? Ya çalman gerekiyor Allah Allah. Ne demek ya yuva? Islığınız mı meşhur? Islığı mı? Yani ben ıslığımla ben çocuklarıma bir de eşimi çağırdığım için. Yani. Şimdi meşgulsünüz ama rica ediyoruz. Çok kısa. Yani estağfurullah, ricalık bir şey yok yani. Bir kısa bir melodim var yani. Onları biliyoruz sonuçta. Ha, peki tamam. Çok teşekkür, sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Evde görüşeceğiz canım. Hadi bay bay. Sevgi Hanım, bu ıslık meselesi nedir? Biraz açar mısınız? Küçüklüğünden beri o kendine şöyle yapmış hani kendince. Ediyor. Onu kim tanıyorsa Emrah geldi diyorlar. Kapı çalma, zil çalma yok. Ediyor, Emrah geldi. Komşular, bütün mahalle bizde oturuyor bir gün Kadir, tamam mı? Ben de mutfakta bir şeyler hazırlıyorum. Bir ıslık sesi geldi. Ama onlar duymadı. Ben biliyorum ya. Aldım. Ha Emrah geldi, bir bakayım diyorum. Ne Emrah kızım diyorlar. Ya ıslığı çaldı. Ne ıslığı kızım diyorlar. Adam kapıya vurmadı ki. Onun ıslığı var diyorum. Çalıyor, biz cama çıkıyoruz. Aa ne tuhaf. Orijinalini de bir tek ben yapabiliyorum. Salon kolay bir salon. Eğer duvardaki lekeleri almazsa benim için problem olabilir. Kadir, salondan çıkmıyor muyuz hala? Sevgi minderlerini yerleştiriyor. Ondan sonra vitrini çekeceğiz. Yeri silip çıkıyoruz. Az kaldı zaten. Şu duvarlardaki örümcek ağlarını alıyorum Sevgi. Mutfağa mı gidiyoruz? Yok. Ben önce banyomuz ufak. Önce banyoya gireyim diyorum. Sonra tuvaleti alacağım hemen. Bütün kalan zamanımı mutfakta kullanmak istiyorum. Bir saat, 50 dakikaya da bir saat veriyorum bu salon için. Sevgi, Allah aşkına ne kadar oldu? 2 saat 5 dakika oldu. 2 saat 5 dakikada salondan çıkamadık Sevgi, gözünü seveyim çıktım ya. Çıktım o kadar. Sen ne ara mutfak dolaplarına gireceksin? Daha bak camımız var mutfakta. Çık Kadir, çık. Tamam hadi çık. Şuraya bak Allah aşkına. Kolundan tutmasan çıkacağı yok ama ya. Ama öyle kalamaz burası. Çık. Alaturka tuvalet pisti ama bir tane yani hiçbir şey yok. Ne dolap var ne bir şey var, bir küçücük. Yani yapar onu. Betül'ün temizliği ile Sevgi'nin temizliği aynı mı? Bence değil. Hangisi daha iyi yaptı? Ben Sevgi Hanım'ın biraz daha titiz olduğunu düşünüyorum. Sen de yoruldun, çok yoruldun tabii ki. Lütfen yanlış anlamayın. Ama yanlış anlatıyorsun o zaman. Salonun üç camında toplam bir saat harcadık. Ne? Camlarda biraz daha az zaman harcayıp şöyle şu duvara bir el atsaydın en azından. Mutfak buzdolabı da herhalde. Buzdolabının üstünkü açıkça evet. Emeğimi yapabildiğim yere harcadım. Yani ama keşke o kadar detay yapmasaydım. Yaptığın yeri çok güzel yapmışsın. Yapmadığın yeri yapamamışsın. Sık. Araba fırçası yok mu ya? Yok. Ben şimdi terleyeceğim Kadir. Komple yıkayacağım. Araba fırçası nerede? Sen kendini koru. Kaç. Ya banyoda aslında çok böyle alçağın bir kir küp yok. Ne demez? Açıkçası evin neredeyse en temizleri burası. Emin misin Kadir? Ne? Fobim. Fobim. Böcek. Yok. Fobi. Fobim işte o benim. Böcekten mi korkuyorsun? Örümcekten. Dur kafama yapma Kadir. Tamam düştü. Sağ ol ya.
Kızım. Aa bak yürüyor, bak yerde, tamam bitti. Çıkıyor muyuz banyodan? Hayır, duruluyoruz. Bir dakika, ne çıkması? Aa, Sevgi Hanım istemeden biz çıkabilir miyiz? Heyecan yapabilir, tuttuğunu kopartacaktır. Yani eline tip bezi aldığı zaman yani illaki de temizleyecek. Temizlik onun işi, ben öyle görüyorum. Herkesi de öyle görüyorum aslında. Bu sefer herkes böyle hırslı bomba gibi yarışacağız bu hafta. İnce giyerim ince pembe yakışır genceye. İnce giyerim ince pembe yakışır genceye. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Nananananana. Allah'ım şuradan bir çıkaydık ya Rabbel alemin. Bitecek. Kalk usturdum sana. Kadir. Bitecek Kadir şu an. Tek durulamayı yapmak istiyorum. Mayadadan kalkan kazlar, Mayadadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yarimin yüreği sızlar, yarimin yüreği sızlar. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Bez vardı, o sabun... Ne oldu Kadir? O sabunu koy orada dursun. Kameramanın da aynı senin gibi. Kameraman da diyor ki sabunu leğene koy. Ne var işte, patlat türküyü. Sabunu koydum leğene, gör başıma ne gele. Sabunu koydum leğene, gör başıma ne gele. Ben bir yeri sevmişim, Kadir de kıymet bilene. Dön o yana bu yana, peş de bakmayın o yana. Tamam, duruluyorum Kadir ben buraları. Kadir çekil, çekelim şurayı. Beni yıkadı, in şuradan aşağı. Çık dur, hayır dur, vallahi inmem, vallahi inmem. İnadına inat, girdiği yerden çıkmıyor ya. Söylenme yarışmacımıza. Kadir, kayınvaliden de öyle diyor biliyor musun? Kayınvaliden Allah sabır versin. Bu işte iyi olduğunu iddia eden bir arkadaş, mesleğinin bu olduğunu söyleyen bir arkadaş. Burası onun için çocuk oyuncağı bence. Tamam, banyoda işimiz bitti, kapatıyoruz. Bitti, çık şimdi sen. Şuraya Kadir tutmadım. Bırak onu. Doğru tuvalete git. Kadir oraya tutmadım ama. Tutmadım. Dur telimi ver. Geç. Nerede o sprey? Şey deterjan dur. Kadir bak ayağımı kaydıracak ya. Taktı kafayı bana. Şortumu çıkar. Çek kendine. Kadir'e bak. Ne kadar zekiyim ya. Kadir. Ne kadar zekiyim görüyorsun değil mi? Ne yaptım? Ne yaptın? Şortum yoktu, lavabonun... Çıkarttım borusunu, açtım lavaboyu. Vallahi su ya. Şu anda tuvalete gidiyor. Çok yoruluyorum bazen. Her şeyi bilmek çok zor, cidden çok zor. Haklısın Kadir. Ayrıca senin bu mütevazılığın da beni çok etkiliyor gerçekten. Kadir gelme, gelme. Nefes bile alma. Sevgi. Nefes alma burada Kadir. Kız alsana, yere niye bıraktı? Alacağım, dur ya. Sevgi teli bırak ha. Şu hortumu bana güçlendir Kadir. Sen şu anda bir kas. Bak çıkıyor. Evet Kadir. Şu an hadi, çıkıyor. Kadir. Kadir ne yapıyorsun sen böyle? Beynim beyin lobumu sağa kaydı. Niye tersten bakıyorsun öyle? Dibini görebilmek için. Kadir sıcak su istiyorum. Oldu canım. Sen vallahi... şey tuvalete sıcak su mu istiyorsun? Lütfen var? Lütfen ama lütfen Kadir. Tornavida falan iyice inşaat işine döndü bu Kadir. Şu anda tuvaleti yeniden inşa ediyoruz. Bence de. Sıvacı ustamız Sevgi Hanım şu anda malasıyla sana vuruyor. Kadir, Kadir. Bir gün bir arkadaşın makinesi bozulmuş. Ne makinesi? Bulaşık makinesi. He. Ama 3-4 ay kadın elinde yıkamış bulaşıkları, tamam mı? Tamam. Allah seni ne yapmayı dedim. Getir tornavidayı, makinenin arkasını çevirelim. Makineyi ters dön derdim. Makineyi komple söktüm. Bilmem ne bilmem nereden çıkmış. İnternetten açtım baktım. Ondan sonra... Makinesini yaptım. Peki bir şey diyeceğim. Bilmem neyin bilmem nereden çıktığını nasıl anladın? Nasıl anladım? İnternetten baktım. Makine neden su almaz yazdım. Markasını yazıyorsun. He. Ondan sonra sana ne yapacağını orada anlatıyorlar. Tekrardan açıyorsun makinenin yapman gereken yerini. Peki, sırayla yapıyorsun. Peki sen alacak Sevgi Hanım. Geçen tamam de... ama şu anda bizim işimiz tuvaletten. Çık tuvaletten. Bitti. Sevgi bitti. At hortumu at, ona bir de yap. Tamam. Bitti çık. Yeri böyle kalacak Kadir. Bırak or bizim tuvalet işimi. Dur Kadir dur. Hay senin inadın çıksın inşallah. Oğlum Kadir. Tamam bitti. Çık. Eldivenlerini, telin, her şeyini at. At. Başım döndü, su istiyorum, ne olmuş geç. Çamaşır makinesini biliyorum, sıkıyorum. Biliyorum. Şimdi hazır mısın? Hazırım da çoraplı ne yapacağız? O kalsın, onunla işimiz yok. Çorapları bir sudan geçirmeyelim mi yani? Ne oldu canım, ne? Başka? Bir dakika, mutfağa geçmemiz lazım. O deterjan. Şimdi derin nefes al. Boş, yorma kendini. Gel buraya. Derin nefes al. Alamıyorum. Dinleniyor musun? Dinlendin mi? Evet.
Tamam, ne yapıyoruz şimdi? 3, 2, 1. Mutfağa doğru. Doğru mutfağa geçiyoruz. Hemen. Şefa'nın evi. İçerinin kale. Nasıl kaldı Allah? Ne kaldı? Halı. Bırak halıyı, bırak şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk. Mutfaktan önce banyoya ve WC'ye girdi. Oralara bastı, adım attı. Kapılara temas etti, fayanslara temas etti. Ve oradan da tekrar çıktı, mutfağa girdi. Bu çok eksi bir şey yani. Kadir, bir şey unutmadınız mı? Tulumlar değişmedi. Tuvaletten doğruca buraya geldiniz. Aa Esra, birden daha. Eldiven vardı ama elinde kızın. Bir eldiveni çıkarmakla olur mu? Sevgi. Çıkın. Bir şey diyeceğim. At onları şuraya koy hemen. Tamam. Hemen tulumunu değiştirmemiz lazım. Daldık. Tulumunu değiştireceğiz. Tuvaletten çıktı çünkü. Ay evet. Daldık, kusura bakmayın. Heyecan zaman aşaması. Hemen tulumunuzu değiştirsin. Tabii dış ses olmasa bunu düşünemiyorduk. Allah bizi kahretmesin. O adam olmasa ne olacak ben bilmiyorum. Sesimin güzelliğini de unutmayalım Kadirciğim. Arkadaşlar tamamıyla bilgisayar işlemi. Kesinlikle gerçek sesi bu değil. Bilgisayardan... Aysel Gürel giriyor, Emel Sayın çıkıyor. Öyle bir prodüksiyon var. Sen neden değiştirmiyorsun tulumunu? Ben tuvalete girmedim ki. Banyoya girdim sadece. Kız hadi. Bak bakalım nerede kaldı bu kadın? Geliyorum şimdi. Yani bence salonda ve banyoda hiçbir şey olmadığı için ben mutfakta çok detaylı bir temizlik bekliyorum. İçine bir sık ya, bir dur ya Kadir ya. Allah'ın aşkına sen ne yapıyorsun öyle? Hızlı yine ben bir şey yapacağım Kadir. Ah, tut Kadir aman. Ne oldu? Az kaldı biz de buraya gidiyorduk. Kurtulduk faciadan. Peki sevgicim şu anda oranın aciliyeti var mı? Ama burayı nasıl yerleştireceğim bulaşıkları Kadir? Bulaşık makinesinin dışıyla içinin bir bağlantısı var mı? Kadir elim şunları değmişken... Şunları dizsek, yerleştirsek, onlar çalışırken şu tezgahın üstünü temizlesek... Tamam da Kadir'cim bak şimdi. Peki ben bu saatten sonra sevgi ne derse ona uyuyorum, o kadar. Şimdi ben ne yapayım, bana onu söyle. Şimdi sen camı sil Kadir. Bir şey mi yapmak istiyorsun? Sil camı, ben dolaplara tamam. Girerim. Hadi bakalım o zaman. Cam kovamla bezimle geliyorum ve cama giriyorum çünkü sevgi öyle istedi. Sevgi, kesinlikle bulaşıkları sudan geçirmiyorsun. Tamam Kadir. Bu makine zaten kendisi yıkıyor bulaşıkları. Ya. Boştan yere su israfına hiç gerek yok. Evet haklısın. Makinenin içini açıp neyine bakacaklar, zaten yıkayacak makine onları. Ne bileyim belki açar. Hayır kesinlikle. Lütfen şu bulaşıkları sudan geçirme adetinden vazgeçin. Bunun temizlikle bir alakası yok. Sadece israf. İsraf bu. Vazgeçin. Cama su alıp geliyorum. Çabuk bırak. Tamam. Sen gelene kadar ben bunların her şeyini atmış olacağım Kadir. Kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Buraya yeni girebildik. Ya biraz yeni mi? Evet yeni girdim. Süre ne kadar? Diğer yerler bitti galiba ama değil mi? Evet banyom, tuvaletim, salonum tamam. Salon biraz beni çok oyaladı. Göründüğü gibi salonda değilmiş. Salonda çok oyalanacak bir şey yok ki. Cam kenarları hep boyaydı. Onları çıkartmak istedim sizin için. Keşke çok detaya girmeseydim. Duvarlar da çok kirli. Daha zaman. Duvarlar çok kirliydi. Salon dolapları, duvarlarını sildin mi? Yok işte duvar da çok kirliydi. Cam çerçevesi de öyleydi. Eğer birinden birini yapmazsam kötü olacaktı. Ben de çerçeveyi tercih ettim. Komple telledim. Sürenin ne kadar kaldı? 1 saat 19 dakika kaldı. 1 saat... Ne yaptın mutfakta? Yani şu an sadece bir makineyi doldurdum. Elde yıkanacakları toparlayacağım. Dolaplara gireceğim. Sen de yetiştirebilecek misin? Ben mutfakta hiçbir şey yani, yapmadın mı? Yani inşallah yetiştireceğim sizin için. Banyoyu yaptım, tuvaleti yaptım. Tuvalet yani çok kötü. Ama tuvalet zaten sadece ama oturman yer. Ama izleyeceksiniz zaten böyle şey vardı. İç kısımları var ya, berbattı. Bence fırının içini muhakkak atlar. Buzdolabını atlar. Yani orada tost makinesi var. Ona bir bez kesinlikle değmez. Lazım. Duvarlara da girecek misin? Biraz bayağı kötü gözüküyor. Evet, evet şurayı düşünüyorum böyle. Buraları duvarlar kesinlikle girmen lazım. Komple mi? Şurası komple. Burayı şurası, alacağım. Şurası. Bak, burayı beklemiyoruz ama şurayı almayı düşünüyorum. Yani elimden geleni yapacağım. Yetiştirebildiğimin yani. Hepsini yapacağım. O duvarları kesinlikle temizlemesini istiyorum. Hiçbir yağ lekesi istemiyorum. Bu halı neden yerde? Keşke burayı toparlayayım. Şu masayı dışarıya ama atayım. Ama en önce bence halıyı kaldırman lazım. Ama çok doluydu üstü. Çok doluydu. Hani böyle kucak hepsini sıcak... keşke şu masaya koyup halıyı kaldırsaydım bir güzel. Hayır masanın üstü süpürüm. Çok doluydu.
Bura doluydu, boşalttım. Şimdi bilmiyorum, burada doluydu. Benim için en önce halıyı kaldırman lazımdı. Bu tepsiler yıkanacak mı? Ben şu anda güzel. Çok hepsi yıkanması lazım. Onlar yıkanacak mı? Onları yıkayacağım. Makineye sığmayanları yıkayacağım. Dolaplara girdin mi yoksa? Hayır, daha hiçbir şey yapmadım. Şu an mutfağa yeni girdim. Sadece bunu doldurdum. Anladım. İşte bayağı bir yorgun gibiydi. Perti çıkmış. Daha hiçbir şey başlamamıştı. Bayağı kötü gözüküyordu ama bakalım ne olacak. Bence bugün finalde karışacak ortalık. Ben çok şaşırdım. Sen beni çok şaşırttın. Değil mi? Gerçekten şoklara uğradım. Ben de kendime şaşırdım ama çok detay yaptım içeride. Keşke işte o kadar yapmamalıydım. Aynen, telliyordun, gördük bayağı. Bir de camlar, ben ilk defa tellemeyi gördüm. Yani şöyle, çerçeve derken, mesela bu boya yapmışlar. Hayır, boya ben gördüm elinde ama tel vardı. Tamam bak, telledim. Telle cam, yani ilk defa gördüm. Camı değil, camın çerçevesini telledim. Çerçevesini telliyordum. Olsun ama yine yani tellenmez. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam. Normal. Ne lekesi vardı tamam, ki tam olarak? Tamam, Betülcüm, olduğu gibi boya burada duruyor ya, ben bunu yaptım diyelim, temizledim ama boyalar bu sefer de olacaktı ki, boyaları keşke çıkarsaydım. Çıkıyormuş. Onları bilmiyorum. Bence bir normal singerle falan. Çıkmadı tel singerle. İz kalır çünkü yani. Yok kalmadı. İlk giriş yaptığında masanın üstünde hemen tost makinesi vardı. Onu temizlemesini bekliyorum. Kolay İyi hadi gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dua edin inşallah. Moralini bozma. Dualarımız biraz, evet, seninle kolay gelsin tekrar. Kolay gelsin canım. Görüşmek üzere. Temizliğini bilmediğini düşünmüyorum. Çünkü gayet temiz bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Ama telaştan olabileceğini düşünüyorum. Ama en büyük hatayı bence halıyı kaldırmamakla yaptı. Ne oldu Sevgi Hanım? Neden ağlamaklı oldunuz? Yetiştiremeyeceğim korkusu var. Biraz fazla inceledim. Canım sıkıldı şu anda. Ve Kadir ortada yok. Kadir gelir canım şimdi ha? İşte geldi bile. Kadir. Tamam. Efendim. Ben çok doldum şu an biliyor musun? Niye? Yetiştiremeyeceğim şeyi var. Bak bakayım bana. Bende şey var. Temiz olsun istiyorum. Ben ona bakarım. Çok temiz olsun isterim ama zaman çok kısıtlı. Tamam bak, öncelikle sakin olmazsan yetiştiremezsin. Evet. Bütün her yer bitti mi şu anda? Sadece burası var. Sadece burası var. Burada ama ne var? İçeride halı var. Bak halıyı düşün, halıyı silkeledik zaten. Bak kafanı sürekli çıktığın yerlere takıyorsun. Geç. Şu anda mutfaktayız. Kendini olduğu kadarıyla mutfağına ver. Tüm süreni. Şu anda ben senin yanında çok rahat olurum. Çünkü arkamda yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şeyim bitti. Ya. Mutfak var sadece. Ay tamam. Şu bulaşık makinesini bir önce doldur, evet, çalıştır. Şu an 2-3 tane atayım. Dolabın üstüne çık. Dolabın üstünden aşağı doğru başla. Evet. Öyle. Bak sadece bunu istiyorum senden. Hadi. Tamam Kadir. Hemen şunları da atayım ki ortalıkta kalmasın. Şimdi ben cama geçeceğim. Sizi şöyle alayım. Sevgi Hanım nasıl gidiyor temizlik? Ya çözücüyü sıktım şu anda. Biraz bekledi ama yine de kirler benimle inatlaşıyor şu anda. Biraz zorluyor. Çok kalmış çünkü. Çıkartmaya çalışıyorum ama umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıkaracağım ben bunları. Çünkü benimle çok inatlaştılar. Yetişemiyorum diye bırakmıyorum. Ay oraya benim boyum yetmiyor diye bırakmıyorum. Elim nereye yetişirse yapmaya çalışıyorum. İsterdim ki şuraya çıkayım da orada böyle halı yıkar gibi orayı bastırayım. Sevgi Hanım, dolaplar bitti herhalde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi duvara geçtim. Yağ çözücünü sıktık, siliyoruz. Çıkmaz demeyin, çıkıyor. Yani eski halinden çok çok iyi oluyor. En azından oraya kalacağına. Şuraya temizlik benim için yazmak isterdim. Ama zamanımı boşuna kullanmak istemiyorum. Betül Hanım diyor ki, hiç cam çerçevesi tellenir mi? Nasıl yani? Çerçeveler tellenmez miymiş? Hayır, ne demek tellenir? Tabii neyle çıkaracağım? En az 5 senelik boya, tabii ki telleyeceğim. Şu boya ıslak bezle çıkarmış. Deneyelim. Şimdi bu boya çok eski boya olduğu için ıslak bezle çıkmaz. Ama şu teli çok böyle kazımadan şöyle yaparsak yumuşatıp bak. Bakın böyle teli çok çerçeveye zarar vermeden böyle yaparsak zaten bu çıkıyor. En azından bununla böyle yapacağımızda bununla tek seferde alabiliyoruz. Kendimizi yormuyoruz ve zarar da vermiyoruz. Şuraya zarar da vermiyormuş oluyoruz. Bence tellenmez. Çünkü iz çıkar. Camlarda iz çıkar. O camları bir lifleseydi bence yeterince çıkardı. En olmadı. Bıçağı bezin arasına koysaydı o lekeler kolaylıkla çıkardı. E
evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Evet, kirli evim var diyorsanız, kolumun komşusunun evi yağ bağladı ama temizleyemiyoruz diyorsanız, yapacağınız tek şey var, temizlik benim işime başvurmak. Geliyoruz, mutfak dolabınızı terliyoruz, küvetinizi ovuyoruz, salonunuzun camlarını bir güzel siliyoruz. Temizlik benim işime başvurun, kirli evinizi verin, temizliğim size geri verin. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Abiler, ablalar, ama kesinlikle Kadir Bey sadece camlarımın silinmesi lazım demeyin, cinlerim geliyor tepeme. Görüyorsunuz nasıl ev temizlediğimizi, bize bu şekilde evler lazım. Ha, ayrıyetten bu evleri temizlemeye yarışmacı da lazım. Kadir Bey gelmek istiyorum, başvurmak istiyorum diyorsanız alttaki adrese başvurun. Birlikte hoplama Pakize'yi söyleyerek camımızı silelim. Aşk bir sabun ise köpürt beni Pakize. Hoplama Pakize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Oh! Beyaz üzümün salkımı bayılır. Süremi öğrenme şansın var mı acaba? 45 dakikanız kaldı. Allah'ım sen büyüksün. Allah sen bilirsin ya Rabbi. Kadir, ne yapıyoruz? Ne durumdayız? Evet, şu anda camımız bitiyor, mutfak dolaplarını bitiriyor. Evet, bitti şu anda. Sonra buzdolabımız var, petek var. Sen orayı bitir, şu masayı bir koridora çıkartalım, bu halıyı süpürüp kaldırmamız lazım. Yine tabii ki süpürme işi sonda kaldı. Sevgi herhalde sonda seviyor o süpürge işini. Ya şans böyle oldu bu sefer ya. Kısa bir müzik altı verelim, biz bir an önce hızlanalım, haydi. Sevgi mutfakta üst dolapları gayet iyi silmişti. Rengi bayağı açılmıştı, yani bir ton açılmıştı rengi. Bir de cam silinmişti sadece, geri kalan her şey duruyordu. Diğerlerini yetiştirebilir mi bilemiyorum ama ben dün diğer yarışmacıya da söylediğim halde halı hala yerdeydi. Tost makinesi temizlemesi benim için önemli çünkü içi pisti. Diğer detayları da aynı şekilde. Pervazı da dün Betül Hanım'ın da temizlemediğini gördüm. Temizlemesini çok istiyorum. Hadi Sevgi, ucuna kadar geldik, hadi. Kadir. Efendim. Bana enerji ver ne olur. Coştum yine dalga, oh. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im? Emrah'ım. Recep'im. Ne? Hani benim Emrah'ım diyorum ben. He, Emrah'ım. Hani benim Emrah'ım? Emrah'ım. Sevgi Hanım, deterjanınızı getirdik. Buyurun alın. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var. Cevriye bende kara sevda var. Hani ya da fosforlum bende kara sevda. Asmam yıkıldı, derene suyu sıkıldı, derene. Bir limon da öpeyim kocaman kız, canım sıkıldı. Nananam canım sıkıldı. Ah. Şunu size verenzi. Bence halıyı silmeyecek gibi ama ben kesinlikle silmesini bekliyorum. Çünkü salonda ve banyoda hiçbir şey yoktu. Son 20 dakika. Şaka gibi ya. Yine yeşillendi. Fındık dalları, oh. Yine yeşillendi fındık dalları. Oh. Acep hadi ne yok, olacak hadi. Bu yarın Allah, halları? Acep ne olacak bu yarın halları? Kadir çıldırdı! Daha ruhumu teslim edeceğim, darlandım. Darlanma Kadir, darlanma, az kaldı. Geçme, bak buzdolabının çok... fırının arkasını sildim hızlıca. Şu anda buzdolabının üstünü siliyorum. Sevgi Hanım, 15 dakikanız kaldı. Halı var, içerideki halıyı silmedik.
Sevgiye kaç dakika var? 12 dakika var. Tamam, en azından şu ortalığın bir çöp içeri gitti. Kalan sürede halıyı da çok güzel silebilir. Koltukları bile belki bir bez geçebilir kalan zamanda. Şöyle aldım, bezim çok kötü oldu. Süreyi söyleyin lütfen. Son 10 dakika. Fayansı bırak hemen şu tezgahın üstüne bak, o buzdolabının yüzünü sil. Orası bitti. Tek bir bezle bunu yap, oraya geçiyorum Kadir. Sevgi Hanım, yapılacak ne kaldı? Yeri silecek miyiz? Ne yapıyoruz? Tabii sileriz. Tabii. Şöyle bir toparlayayım, kapım kaldı. Yerleri bir halledin de onu da yaparsınız. Bence kesinlikle mutfağa en son girmesi en büyük hata. Önce hemen mutfağını bitirip kafasını bir rahat ettirmesi lazımdı. Zaten kalan yerlerde hiçbir şey yoktu. Son 3 dakika. Sevgi, ver taburayı, at şuraya. Sevgi, hadi gözünü seveyim. Al 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 al. Sevgi, el, o bezdeyken aha içini de al, içini, peteğin içini de al. Neresin, burayı mı? Altını, altını, altını. Bak yanını, yanını, bak yanına hep örümcek ağları. Bak bu doğalgaz borusunun oraya bak. Haydi Sevgi, haydi Sevgi, haydi. Finale doğru, finale doğru. Şimdi bastır Sevgi. Ne kadar kaldı? Son 2 dakika Kadir. Bakacağın yerler var mı başka? Tabii ki var ama ne yapacağım Kadir? Nereye? Zaman yok, kapı ve petek kaldı, kombi kaldı. Dolabın içine hiç giremedim bile. Betül Sevgi'yi zorlayacaktır ama haksız eleştiri yaparsa ben müdahale edeceğim. Çünkü kendisinin evi de dört dörtlük değildi. Yani tabii ki de kendi günümü atlatmanın rahatlığı var üstümde. Ne yapayım, o şans onlarda da olsaydı. Gel 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 gel. Ne yapacaksın? Normalde ben bunu yıkacaktım ama zaman yok. Bu da mı vidalı? Kadir şunu. Üstünden alayım Kadir, dur. Son 1 dakika. Hadi. Nereye bakacağım başka? Başka, kapıyı bir bezle alacağım hemen. Hadi. Ama bunu bezler çok kötü. Çabuk Sevgi. Hemen bir çeşme de yıkayabilir miyim? Çok kötü durumdayız. Süreler yetmiyor. Koşuşturuyoruz, yardırıyoruz. Ev çok kirli. Gerçekten şu an sadece yumuşamış gibi oldu. Yani berbat bir kir var. Son 20 saniye. 10 saniye. 9. Tabure de yok yakında. 8. Al Kadir, al. 7. 6. 5. Boyum yetmedi oraya Kadir. 4. 3. 2. 1. Evet Kadir, orayı da al. 0. Bitti. Geçmiş olsun. Sevgi Hanım, Kadir, biliyoruz çok yoruldunuz ama ellerinize sağlık. Fazla kirli, çok barınmış kirler. Yani sanki şu an ıslatıyormuş gibi oldu. Resmen kıta kıt. Evet. Peki 10 dakika neredeydi? Bulamadım Kadir. Neredeydi? Bence kombideydi, biliyor musun? Elim oraya değmedi. Şu dolap. Peki madem kombide olduğunu biliyorsun. Şimdi hissettim. Son pişmanlık neye yarar? Olsun. Her şeyin bedeli var. Elimden geleni buraya yaptım. Buraya kadar. En kolay yer. Tüh Sevgi sana. Kombiye sürmediğimiz için görünmeyen yerler temizlik puanlarını bulamadık. Neyse ki kıta kıt bitirdik. Kalk. Haydi. Kaldığımız yerden enerjimizle finale gidiyoruz. Haydi bakalım. Betül'ün temizliği ile Sevgi'nin temizliği aynı mı? Bence değil. Hangisi daha iyi yaptı? Ben Sevgi Hanım'ın biraz daha titiz olduğunu düşünüyorum. Sen de yoruldun, çok yoruldun tabii ki. Lütfen yanlış anlamayın. Ama yanlış anlatıyorsun o zaman. Salonun 3 camında toplam 1 saat harcadık. Ne? Yanlış. Camlarda biraz daha az zaman harcayıp şöyle şu duvara bir el atsaydın en azından. Mutfak buzdolabı da herhalde. Buzdolabının üstünkü açıkça evet. Emeğimi yapabildiğim yere harcadım. Yani ama keşke o kadar detay yapmasaydım. Yaptığın yeri çok güzel yapmışsın. Yapmadığın yeri yapamamışsın.
Haftanın ikinci gününde Sevgi Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Sevgi Hanım eline attığı her yeri dört dörtlük temizlemeden bırakmak istemedi. Hal böyle olunca zamanı da yetiremedi. Yine de mutfakta dolaplar silindi, bulaşık makinesi, ocak, cam, çerçeve temizlendi. Ancak mutfak tamamen temizlenemeden yarışmacımızın süresi bitti. Hanımlar, buyurun salona geçelim. Sevgi Hanım'ın salonu temizliğin ilk durağı oldu. Sevgi Hanım salonda hızlı ve pratik çalıştı. Detaylara bile el attı. Ancak silip paklayamadığı halı yarışmacımızın aklında kaldı. Şimdi de sırada banyo var. Evimizin banyosu ve tuvaleti ayrıydı. Sevgi Hanım ilk olarak banyoya daldı. Yarışmacımız küveti ve lavaboyu da pakladıktan sonra tuvalete de zaman ayırmayı unutmadı. Günün sonunda banyo ve tuvalet pırıl pırıl oldu. Ancak banyo temizliğini öne almak Sevgi Hanım'a pahalıya mal oldu. Buyurun finale geçelim. Betül'ün temizliği ile Sevgi'nin temizliği aynı mı? Bence değil. Hangisi daha iyi yaptı? Ben Sevgi Hanım'ın biraz daha titiz olduğunu düşünüyorum. Sen de yoruldun, çok yoruldun tabii ki. Lütfen yanlış anlamayın. Ama yanlış anlatıyorsun o zaman. Salonun üç camında toplam bir saat harcadım. Ne? Camlarda biraz daha az zaman harcayıp şöyle şu duvara bir el atsaydın en azından. Mutfak buzdolabı da herhalde. Buzdolabının üstünkü açıkça evet. Emeğimi yapabildiğim yere harcadım. Yani ama keşke o kadar detay yapmasaydım. Yaptığın yeri çok güzel yapmışsın. Yapmadığın yeri yapamamışsın. Temizlik benim işimde günün finalinden herkese merhaba. Haftanın ikinci gün temizliğini de bitirdik. Sevgi'nin eline koluna sağlık. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet çok. Sevgi ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Bir başarı elde ettin. Tabii ki o kesinlikle başarımı elde ettim. Huzurlu hissediyorum. Günüm bitti, bir rahatlık hissediyorum. Yani güzel. İyi. Üstündeki omuzların, dün Betül ne dedi, omuzlarımdaki yükü attım. Çok gerçekten Betül'e şu an katılıyorum. Yani çok ağır bir şey gibi oluyor. Bir heyecan oluyor, bir stres oluyor. Sonra bir insan çok rahatlıyor. Peki hazır mısın şimdi? Hazırım. Bakalım yorumlar istediğimiz gibi gelecek mi? Bakalım arkadaşlar yaptığın temizliği beğenmiş mi? Evet, en sessiz yarışmacımızdan Sinem'den başlıyorum. Buyur Sinem. Ben temizliğini çok beğendim. Ellerine sağlık. Ya, çok detaylı yaptığın için biraz yetiştiremediğin yerler olabilir. Gerçekten emeğine sağlık. Ben beğendim. Gözüme takılan 2-3 yer var. Ya zaten dikkat ettiğim yerleri de temizlemişsin. Nereye dikkat ettin mesela? Sinem, nereyi beğendin? Onları da söyle ki bilelim en azından. Tamam. Salonda beğendiğim cam kırıkları tamamen gitmişti. Bu koltukların hepsini silmişsin sanırım. Hala da ıslak. Ellerine sağlık. Prizler benim için önemliydi. Prizlerde de gene aynı. Mutfakta belki olmayabilir ama burada biraz daha dikkat ettiğini gördüm.
gördüm bilmiyorum. Örümcek ağların gitmiş. Sadece şurada bir tane var, tepede kalmış. Ellerine sağlık ya. Teşekkür Salonda ederim. Her şeyini beğendim. Beğenmediğim yer sadece mutfakta. Gene pervazda takıldım ben. Ben onu tornavidayla söküp yapacağım yani. O kadar söyledim ki herkese. Yapmak istiyorum yani. Ellerine sağlık. Her şeyi beğendim. Teşekkür ediyorum. Banyoda da gene aynı şekilde bir iki tane örümcek ağı gördüm. Onun haricinde de bir şey genel yok. Genel olarak beğendim evet, yani. Evet ben beğendim. Bütün camlar olmuş muydu sence? Ben yapılmış olarak öyle gözlemledim. Yani. Nereyi beğenmedin mesela Zehra? Efendim? Nereyi beğenmedin? Yorum hakkı bana geldiği zaman söyleyeceğim inşallah. Peki ama ben Zehra sadece beklenilen adımı attı direktman. Sadece sinemin yani hepsini evet beğendim dedi de acaba gerçekten hepsini gözlemledin mi? Hepsine baktın evet, mı? Evet detaylı baktım. Detaylı ben baktım. Yorum hakkı geldiğinde söyleyeceğim. Yani biz çok pardon şimdi Sinem'in baktığı yerler. Yani Sinem tam anlamıyla bakamamış mı? Hayır Sinem her şeye gayet en ince ayrıntısına kadar dikkat ediyor bence. Öyle naif yapısına bakmayın. En ufak detaylara kadar bakıyor. O zaman daha niye dedin ki emin misin bütün çağ? Çünkü emin değil gibi de bir böyle bir hareket yok, yaptı. Ben sadece yorum olarak kendimi ifade edemiyorum sanırım. Heyecandan. Aha. Evet kesinlikle. Tamam o zaman. Kız karpuzu geçecek. Bırak. Tamam sen derin bir nefes al ve puanını ver Sinem buyur. Veriyorum. Sinem haftanın ikinci gün temizliğine kaç puan veriyorsun? Sevgi Hanım'a puanım 4. Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğinin hakkını aldığını düşünüyorum. Peki Sinem bugüne 4 verdin. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Betül'ün temizliği ile Sevgi'nin temizliği aynı mı? Bence değil. Sence değil? Evet. Hangisi daha iyi yaptı? Ben Sevgi Hanım'ın biraz daha titiz olduğunu düşünüyorum. Sevgi'nin Betül'den daha titiz olduğunu nereden anladın? Bence çok detaylı temizlediğinden ve uğraştığından, emek sarf ettiğini hissettim. Yorgunluğundan da belli. Ben daha iyi temizlik yaptım. Buna samimiyetimle böyle bütün içtenlikle söylüyorum. Heyecanlanmış da olabilir. Ha ben yorulmadım. Sen de yoruldun, çok yoruldun tabii ki. Lütfen yanlış anlamayın. Ama yanlış anlatıyorsun o zaman. Bence sen hiç yaş tahtaya basmamak için bence tam ortadan yürüyorsun. Yok, yani evet. Hem o yana hem bu yana. Yok hiç önemli şimdi değil. Önce lafı söyledin ondan sonra... Hı-hı. Hayır söylediklerin çok anlamsız bence geldi bana. Kalbini kırmak hayır, istemiyor. Öyle yorum. Evet kalp kırmak istemiyorum. Çok naif kalbini kırmak yani, istemiyor. Yani hepsini de kazanmasını istiyorum. Herkes buraya güvenemiyor. Ama yani maalesef birer hepimiz kazanamıyoruz. Ya ben Sinem'i tanıdığım kadar çok naif, çok kibar. Yani kesinlikle naifliğinden kimseyi üzmekten korktuğundan ama burası kurtlar sofrası. Peki Sinem puanında kararlısın. Evet teşekkürler. Betü senden devam edelim. Tabii ben önce salona girdik zaten. Salona girdiğimde 39 dakikası geçmişti. 10 dakikayı buldun mu bu arada? Bulamadım. Ya. Bulamadım ve üzüldüm ama. Ben de üzüldüm şu an keşke bulsaydım. Sildiğim bir yerden mi çıktı? Hayır yetişemediğim bir yer oldu benim. Yetişemediğim bir yer oldu. Evet. Gerçekten bugün zaten şanssızlık senin üstündeymiş. Evet ya. Ben biraz camlara çok özen evet gösterdim. Gerçekten. Bak ben ama biraz sabahta mı? Hatta ay, dün de konuştuğumuzda salonun 3 camında toplam 1 saat harcadım. İnanmıyorum. Ama neden gerçekten biliyor musunuz? Bir şey söyleyebilir çok miyim? Çok hata yapmışsın. Şuna çok önem verdim. Bayağı. Şimdi bu odanın duvarları çok kirli doğru mu? Evet. Camlar da çok kirliydi. Ya duvarları silmem gerekecek ya camları çok ama güzel yapmam sevgi, gerekecek. Ama sevgi şöyle yapsaydın biraz onları silip ay, biraz da duvarı alsaydın. Ya olmuyor. Camlar biraz Zehra Hanım bunu sizin yorumunuzda alsam en azından hevesin kaçmasın hepsini topluca söyleyeyim. O biraz ama mesela hani bu duvarlarda geçerli değil. Bezi sürdüğün an çamur gibi bir görüntü evet çıkıyor gerçekten. Ya, bence bu duvarlar silinir. Bence duvarları silmek yerine şöyle başlayayım. Ben ilk geldiğimde şu camda 39 dakikası geçmişti. En büyük şoku orada bir yaşadım zaten. Ama keşke camlarda biraz daha az zaman harcayıp şöyle şu duvara bir el atsaydın Betül en azından. Betül Hanım, inanın o boyaları çıkartmasaydım sizin göz zevkiniz bozulacaktı. Betül sen Sevgi'ye cam terlenmez mi dedin, camın pervazı mı terlenmez dedin? Pervazı terlenmez. Şimdi sen evde bu camın çerçevesini terlemiyor musun? Ben lifle temizliyorum. Tel bilmem bence iz yapar. Yani zaten plastik doğrama olduğu yapar için çok fazla izin belli olacağını düşünmüyorum. Ha bak camın kendisi asla terlenmez, çizilir. Yani ama plastik doğrama
İsteyen terleyebilir, isteyen terlemeyebilir. Tabii ki o kendi temizliğinden terlenmez deyince benim dikkatimi çekti. Sen az önce dedin ki süre olarak da başlangıç yeri olarak da çok yanlışlar yaptı dedi. Bunları bize bir detaylı olarak açıklar. Yani ben olsam bu eve girsem kesinlikle ama kesinlikle kendi temizliğimde de bunu her zaman yaparım. Önce bir tezgahımı bitiririm, mutfağımı komple bitiririm. Sonra diğer odalara yavaşça girerim. Çünkü mutfak gerçekten çok zor bir mutfaktı baktığımızda. Eşyalar çoktu. Yani ben 2 saat 45 dakikada hadi 3 saat olsun o mutfaktan çıkardım. Burasına da yeterdi bence. Şaka mı ya? 2,5 saat. İnanın şunları süpürmek bile zaman aldı biliyor musunuz? Hani... Ya bunları süpürgeyle süpürdün zaten. Ama süpürgeyle çektin. Aralardaki kırıntılar sanki içine böyle... Ben baktım hepsine hala hatta koltuklarda hala da vardı. Betül mutfağa geçelim istersen. Çünkü herhalde mutfakta daha çok eksikler gördün. Aynen mutfakta çok çok fazla eksik gördüm. Öncelikle yani mutfağa girer girmez... Harika bir temizlik görünüyor, öyle hakkını yiyemem. Ama detaylara indiğimizde kombi tarafına hiç ellenmemişti sanırım. Ondan sonra tostu dışarı atmıştın. Zaten ben mutfağa bakmaya geldiğimde halı hala yerdeydi. Benim için önemli olan ilk işin halını kaldıracaksın. Normalde tabii ki ilk önce halı süpürülür, kaldırılır. Ama işte öyle bir şey oluyor ki bir an nereden başlasam diye şaşırıyorsun. Tabii, nereye gireceğim diye şaşırıyorsun. Evet. Peki mutfakta başka neler var? Mutfakta fırına hiç ellenmemişti. Buzdolabı üstün körü temizlenmişti. Ondan sonra bayağı örümcek ağları falan vardı. Ondan sonra üst boruların hepsi duruyordu. Hiç ellenmemişti. Şu an karşımda bir örümcek var. Orada örümcek ağ var. Yani peki beğendiğin yerler neler mutfakta? Mutfakta dolaplar. Dolapların içinde hiçbir şey yoktu zaten. Peki Betül buyur senden de puanını alalım. Betül haftanın ikinci günü yaptığımız 4 saatlik temizliğe ve Sevgi'nin verdiği emeğe kaç puan veriyorsun? Sevgi'nin emeğine karşı içim rahat bir şekilde... 6. Gerçekten emeğime bunu yakıştırdıysanız gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Yani bana göre eksiklerin çok fazla vardı. Salonda keşke bu kadar zaman harcamasaydın. Sıralaman çok yanlıştı. Salondan sonra banyoya girmişsin. En son banyoyu yapman lazımdı. O an yani öyle bir şey oluyor ki orayı yapmak istiyorsun. Canım işte, orayı yapmak istiyor, oraya giriyor dalıyorum bence direkt. Bence yanlış. Teşekkürler Betül'cüğüm. Cansu Hanım sizden başlayalım. Öncelikle eline sağlık. Yani evet. Sonuçta bir temizlik var yine. Ama çok detaycı olduğun için oradan... Aynen. O yüzden kaybettin çünkü hani ben... o yapamadığın yerleri. O yüzden... Yani Sevgi'nin en büyük hatası çok detaycı olduğu için. Aynen. Temizlik kesinlikle benim işim. Detay tamamen benim işim. Ben arkadaşlarım arasında hiçbir şekilde detaycı görmüyorum. Benim için en önemli şey temizlik detaydan gelir. Mutfak tost makinesi vardı, onu yıkadın mı? Ben tost makinesini hiç görmedim Kadir. Dolabın üstünde. Makinesini... Direkt girişte vardı. Bayağı. Ben tost makinesini ne gördüm diye balkona attım hiç bilmiyorum. Son artık 10 dakikaya mı girdik? 5 dakikaya mı girdik? Sevgi o arada mutfak dolabıyla uğraşıyordu. Ocağın üstünü siliyordu. Ve hala halı yerde olduğu için masada üstündeydi. Sofra bezleri tost makinesi. Ben masayı falan komple koridora çıkardım. Halıyı süpürdüm, dışarıya çıkardım çünkü dakikamız bitti ve yerdeydi. Fark edebilirdi. Ve o tost makinesini artık ben dışarı çıkarmak çünkü buzdolabının üstünü falan en azından şöyle bir üstün körü almak istedim. O yüzden hepsi zaten istese de yapamazdı çünkü son artık 5 dakikaya girmiştik. Mutfak buzdolabı da herhalde. Buzdolabının üstün körü açıkça evet içine giremedik, detayına inemedim. O yüzden bir şey diyorum ama dediğim gibi emeğimi yapabildiğim yere harcadım. Ay, ama keşke o kadar detay yapmasaydım. Ama o zaman da gerçekten temiz olmuyor. Bu sefer de hani bir de keşke burayı bir inceleseydik. Hayır, ben gerçekten eski boya anladın mı? Yani yeni bir şey değil ki bu. Bu kadar detaya takılmana şaşırdım. Eskide kalmış bir boya zaten. Anladın mı? Ben şaşırmadım. Böyle bir şey senden bekliyordum. Evet. Detaycı olduğunu aynen. Ben yine dedim ki hani süresini kısıtlı kullanabilir. Peki Cansu da yorum yapsın izin verirseniz devam edelim. Sen de az sesini çıkar bak sıranı alıyorlar. Aynen. Susun kız. Benim için şu an temiz. Hani peteklerin o... ama güzel olmuş hani temiz. Ama işte buzdolabının bitmemesi, ocağın bitmemesi falan sıkıntı. Konuş detay. Nasıl bir yorum yapıyor böyle yoga yapıyor. Uykum geldi uyuyacağım burada. Bir de tuvalet neydi o? Taş. Alaturka. Evet. Ona olmamış deme. Alaturka. Alaturka'nın içinde böyle bayağı bir kalıntı eski vardı. Eski haline baktım peki. Evet. Ben onları tornavidayla kazıdım. Ama niye demek bayağı bir şey çıkmıyor. Ben dedim ki Kadir bu beton herhalde. Yok yok sen devam et dedi. Ya çıkmadı tel, ama. Bak telledim. Tamamen ekstra gitmemiş hatta yani, sıcak su olsa dökecektim böyle hazır hemen elimizin altına. Tornavidayla kazıdım orayı bildiğin.
Peki Cansu, buyur puanını alalım senden. 'Cansu, bugün yaptığımız temizliği içinden gelerek kaç puan veriyorsun? Teşekkür ederim. Bu da neden? Ederim. Çünkü yapmadığın eksikler yerler olduğu için. Eğer hani yüksek verseydin ona haksızlık olacaktı. Yani sana göre Betül daha mı iyi bir temizlik yaptı? Ya bak, salonda detaylı yapmış okey ama mutfakta detay, anladın mı? Hani yes, fırın anladım. Bitmemiş, içi pis. Yani ben nasıl ona aynı puanı verebilirim? Anladın mı? Peki. Kadir'im, bence çok haksızlık. Tatlı değiller mi? Sessiz, sakin böyle. Yani şöyle, hakkımı vermediklerini onlar da şüphe ettiler. Çünkü çok detaycı olduğumu gördüler. Yetiştiremediğim yerler olduğu için puan kırıldı diye düşünüyorum. Şu anda bunlar yoktur. Haftamızın en iyi yorum yapanı Zehra Hanım yorum yapacak. Öncelikle eline emeğine sağlık. Çok yorulmuşsun, çok çok yorulmuşsun. Görebiliyorum. Yaptığın yeri çok güzel yapmışsın. Yapmadığın yeri yapamamışsın. Zehra Hanım, benim için en önemli ne biliyor musunuz? Gerçekten olmuş olan yer olmuş mu? Senin, çok önemli bu. Senin cam doğramaların çok güzel olmuş. Çünkü telle bir saat kadar ovaladım. Evet, onlar doğramalar olmuş. Diğer? Camlarından eksikler var. Çok eksikler var. Yani güzel yaptığını yapmış. Camlarında derken hangi camında? Çerçevelerini kastetmiyorum. Camlarını kastediyorum. Hani güneş olayı oldu ya. Evet, güneş evet. Vurunca yansıma oldu. Şimdi küçük bir detayı da hatırlatayım size. Camların dışını silmiyorum. Biliyoruz, evet. Onu bilin mi? O yansıma tamam. Dışarıdan ama, yoruyor ama. İçeriden bez izi kalmıştı. Dışarıdan değil. He. Hani dışarıya hiç bez vurmadı değil mi? Çıkmaya çalıştı. Çıkma, biz engel oldu. Silebildiği kadarıyla sildi. Tamam. Ve atlet getirmişti evden. Atletle sildi camı. Evet. Söylemişti. Keşke o kadar ayrıntıya takılmasaydın. Orada varsaydı, bir boya damlası dursaydı. O da bana göre değil. Biz benim onu görseydik. Çünkü neden? Zaten burada duvarları da... Fıtratına zukkun çıksın, yarışmadayız. 4 saatte evet, fıtrat ama. Fıtrat. Çünkü... Ya olacak, ya olacak. Çünkü bu salonda duvarlar da çok kirliydi. Biz nasıl salondaki duvarların kirini beklemediysek o doğramadaki damla boyaları da görmeyecek. Ama şimdi hem duvar kirli hem doğrama kirli. Çok çirkin ama olmayacak hayır. Mıydı? 4 saatim var sevgi, 4 saatim var ve sen salonda onu 1-2 camda öldürmüşsün. Bir camda hatta, birini iyi yapmışsın. İkincisinde yine lekeler var dediği gibi. Ama girdiğin yere girmişsin, girmediğin yeri bırakmışsın. Halıyı çırpmışsın, bu ya avantaj söyledim yorumların arasında evet. Da. Çünkü rengi açılmış. Koltukları da süpürmüşsün. Zaten silmişsin ama ağır bir lekesi yoktu. Dün lekeler sildiği halde duruyordu. Peki mutfağa geçelim Zehra. Mutfağa geçmeden ben Sevgi'nin önce geçtiği yere geçmek istiyorum. Nereye? Buradan çıktı. Pardon, banyoya geçti. Buradan çıktı banyoya ve tuvalet taşına gitti. Peki bu mantıklı mıydı sence? Sevgi bunu senden hiç beklemiyordum. İnanın kimse... Sen bak beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Temizlik işinde bulunan, bu müessesede çalışan bir insansın. Evet. Şok oldum. İnanamadım. Sevgi bu hatayı nasıl yaptı dedim. Çünkü orada bir tuvalet taşı temizledin. Tornavidayla temizlediğini söylüyorsun. Eğildin değil mi? Tabii ki. O nerelere temas ettin? Ama tulumumuzu değiştirdik tuvaletten. Tulum değiştirdin mi? Tabii. Okey. Tepe gitti. Tamam. Okey, o detayları atlamadık. Çok güzel. Ben çünkü oradan kıracaktım bak. Çok orada güzel. Orada kullanılan her şey çöpe gitti biliyor musun? Onu bile düşündüm. Ama Kadir, fenalıkla alakası yok. Oradan çıktı yani oradan çıktı mı? Şu an ekip olarak bile onu öngörmezler asla zaten böyle hayır, bir şey. Hayır, aklıma gelmedi. Ama yani, biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz değil mi? Bak şu anda çok sevindim. Öyle bir şey yaptığına sevindim. Ama peki banyo temiz olmuş mu? Banyo temiz olmuştu. Banyonu beğendim. Çok beğendim. Güzel kokuyordu. Evet. Ben kokuya dikkat ederim demiştim. Banyo fresh çok güzel kokacak. Kokuyordu. Fresh kokuyordu. Banyon iyiydi. Tuvalet taşını da yapabildiğinin en iyisini yapmıştım. Bu kadar teşekkür zamanda ediyorum. Yine mükemmeli beklemiyorum. Zaten onları buralarda harcadım. Evet. Taşta da oraya girseydin yani var ya. Seni bugün taşa tutardım. Ben şimdi düşünebiliyor musunuz? Tutardım. Beni hepiniz şimdi burada lafı tutacak. Kadir, program bitince beni aşağıda bekliyorsunuz. Ben 5 dakika bocamı sileceğim, arayacağım. Leke kalmış dedi. Tövbe yarabbim. Leke kalmış dedi. Taktı mı taktı? Bir bez ya. Bir bezle bir kurbezle hemen 2 dakika alırım. Tamam. Sevgi, silersin. Sana inanırım. Gerçekten ben yani hiç hoşlanmıyorum ya. Kalmasın, bütün yol onu dinlemek istemiyorum. Üşenmiyorum. Yine kendini düşünüyor Efela ya. Sileyim mi? 5 dakika. Sil. Ben yoksa seni beklerim. Yoksa bütün o boyunu anlatırsın. Anlatacak. Gerçekten şu halimle çıkıp silmek istiyorum. O kadar inanılmaz. Final bitsin söz. Biz seni burada bırakacağız. Otur akşama kadar sil. Banyoyu çok güzel yapmış. Eline emeğine sağlık. Banyoda hiçbir problem yok bence. Gayet temizdi. Zehra, 4 saatlik bir temizlikte en iyisini yapmış mı? Ya da temizlik Sevgi'nin işi mi? Temizlik Sevgi'nin işiydi. Halen de işi olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonraki temizliklerinde koluna saat tak ya da o hani süre tutuyorlar ya.
Ondan tak. Yani bu bir cama bir o kadar saat harcama. Peki. Buyur Zehra, senden de puanını alalım. Mutfağa girme diyorsun. Bence yeter. Öyle mi diyorsun? Bence de, çünkü seni bıraksam sabah 8'e kadar anlatırsın. Öyle bir potansiyelim var. Hadi gönlün kırılmasın, iki şeyi de mutfaktan söyle. Buzdolabının içinde domates ya da salça lekeleri vardı. O ellenseydi çıkardı. Hiç ellenmemişti mesela. Ben yaptım demiyorum zaten. Aslında size. Kapağı açtı. Kapağını açtı. Yani şöyle bir dolandı hani, sadece. Dolanmamıştı ama işte şöyle bir silseydi o domates ya da salça lekesi, tam anlayamadım. O çıkardı yani. Emine bu kadardı. Yumuşadı yumuşadı. Kadir bağırdı. Sevgi yeter dedi, korkudan kapağı kapattım. Ama şu kadar dedi ki böyle, böyle yumuşata yumuşata tam alacağım. Kadir kapat deyince... Allah'ın hikmeti aldım. Gördün mü sen? Tam yumuşamış alırken ben seslenmişim. Ocakta sıkıntılarım vardı. Ocağı yeterince yapamamıştın. Yapmışsın, hani yaptığın belli. Biraz deterjan lekeleri de kalmış, durulayamamışsın ama... Son zamana denk geldi. Mutfakta böyle. Zaten seni son kontrole girdiğimizde zamanın çok kısıtlıydı. Evet. Bir şeyleri yapamayacağını ben kafamda anlamıştım. Keşke o eksiklerin olmasaydı, sen Betül'den daha iyi temizlik yaptın. Buyur Zehra, puanını alalım. Sevgicim, üzülerek veriyorum bu puanı, bil. Zamanını keşke iyi kullansaydın. Sevgi, toplamda 13 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. 13 puanı aldım, evet. Yeter mi bilmiyorum. Kısmet inşallah, umarım yeterli olur. Ama dediğim gibi ben önemli detaya önem veriyorum. Benim için en önemlisi buydu ve ben yaptığıma da inanıyorum. Evet, keşke bu kadar detaya girmeseydin ama yine de 4 saatte hiç durmadan, dinlenmeden devam ettin. Evet. Emine sağ evet, olun. Sıra geldi haftanın 3. günü yarışmacısını seçmeye. Günler çok çabuk ilerliyor. En heyecanlı. Hazır mıyız? Değiliz. Finalde yarışacaksan hiç bekleme. Evet, bakalım temizlik benim işimde haftanın 3. günü temizliğini kim yapacak? Gözler kapansın. Haftanın 3. gün temizliğini Sinem! Ay, yaşasın ya, yapacak. Çok oh, İnşallah. Yarın seni sünger tutuşunu, hani evet. Bez tutuşunu, hadi. Cam. Kadir Bey, burada biraz daha lekeke kal. Dur şurada kalp çizeyim falan. Yarın bomba gibi bir gün bizi bekliyor. Sevgi dolu yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Şimdiden elim ayağım titriyor. Evet, puanlarımızı verdik. Yarının yarışmacısını da belirledik. Şimdi Sevgi camı silmeye devam ediyor. Ben de puan vermek üzere gidiyorum. Hadi bakalım. Şu anda buraya çıkmamın sebebi Zehra Hanım. Dedi ki biraz leke kalmış camda. O yüzden sırf onu kırmamak adına evimize dönüyor olsak bile bu benim saatimi engellemeyecek. O yüzden bir silmem gerekecek böyle. Sevginin emeğine sağlık. Bugün Sevgi çok büyük hata yaptı. Ne yaptı? Detaylara çok takıldı. Camlarda tam 1 saat harcadı. Çok gereksiz bir vakit harcadı. Ama elinin değdirdiği yeri çok iyi temizliyor. Orası amenna ama biz 4 saatlik bir yarışmadayız. Çok güzel yaptığı yerler de var ama yaptığı büyük hatalar da var. Şimdi Sevgi'ye puanımı veriyorum. Evet, Sevgin tekrardan eline koluna sağlık, puanını verdim. Yarın kaldığımız yerden ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.